Merhaba arkadaşlar, coğrafya 2. dönem full izlet videomuza başlıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen işleyeceğimiz konuları göstermek istiyorum. Atmosfer iklimden başlayacağız. Sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik, yağış, iklim tipleri, Türkiye iklimi, beşeri sistemler, yerleşmeler, küresel ortam, bölgeler ve ülkeler. Aynı zamanda çevre ve toplum, tüm bu 4 üniteyi ve bu uzun bölümleri, konuların hepsini sizlere anlatacağız. Videomuzun bayağı uzun sayfa süreceğini söyleyelim. Haritalar var, bir sürü ders notları var, bir sürü grafikler var. Ve şöyle göstereyim bakın. Şöyle kalın bir sayfa açıyorum. Hatta biraz daha açıyorum. Hatta biraz daha böyle sayfalarca ilerleyeceğiz. Böyle gidecek. Fakat şu çok önemli. Videomuzda ben hızlı konuşsam bile sizler açıklamada bu videonun PDF'ini linkte bulabilirsiniz. Ve PDF'ten de beni takip edebilirsiniz. Eklediğim ekstra notları da sizler kağıtlarınızın yanına not alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Atmosfer. Atmosfer olmasaydı bir kere nefes alamazdık. Güneşten gelen ısı, ışık bize gelmezdi. Daha doğrusu bizi ısıtmazdı. Daha doğrusu gölge yerler karanlık olurdu. Şöyle düşünün. Şurada bir ev var diye düşünün. Tamam mı? Buradan da güneş ışınları geliyor. Bu durumda şuradaki adam gölgede kalır, öyle değil mi? İşte bu adam karanlıkta kalırdı. Işığın dağılmasını, ısının dağılmasını sağlayan, nefes almamızı sağlayan, radyo dalgalarını yansıtan, iklim olaylarının oluşmasını sağlayan şey hep atmosfer. Atmosfer olmadığı zaman ay gibi oluyor. Yani hiçbir şekilde bir ortam yok. Yerküreyi çevreleyerek gezegenimizdeki yaşamı mümkün kılıyor. Yani yaşamı sağlıyor. Isı, ışık, nefes, her şey. Hatta benim sesimin bile size gitmesini sağlayan şey atmosfer. Eğer atmosfer olmasa şurada bu hava zerrecikleri bu mikrofona sesi ulaştıramayacak ve siz de bu sesi dinleyemeyeceksiniz. Farklı katmanlardan oluşan bir gaz karışımı. Şimdi atmosferin görevlerine bakalım. Birincisi bu sınavda sorulabilir, eski bir sınav sorusu olarak. Ama yine de bilelim. Canlı yaşamının devamını sağlıyor. Meteorolojik olayların, canlı yaşam dediği nefes yani. Meteorolojik olayların görülmesini sağlıyor. Birazdan göreceğiz. Troposfer tabakasında su buharının tamamı olduğu için iklim olayları hep burada yaşanacak. Yani yağmur, çamur, kar, sis, dolu, kırağı, kırç, bunların hepsi bu olacak. Gölgelerin tam karanlık olmasını engeller. Demek ki atmosfer olmasaydı gölgeler tam karanlık olurdu. Ama atmosfer olduğu için gölgeler tam karanlık olmuyor. Bunu da nasıl sağlıyor? Işığın dağılması yani difüzyon sayesinde sağlıyor. Işık her yere dağılıyor ve gölgeler tam karanlık olmuyor. Bunu üniversite sınavında iki farklı yılda sormuşlar. Hocanız da size sorabilir. Sıcaklık farkı ve fiziksel parçalanmayı da tabii ki ne yapar? Atmosfer azaltır. Eğer atmosfer olmasaydı her yer çöl gibi olurdu. Mesela atmosferin yani nemin en az olduğu yerler çöllerdir. Çöllerde hiçbir şekilde böyle gündüz aşırı sıcak, gece de aşırı soğuk olduğu için böyle taşlar bile dayanamaz hiçbir şekilde ve parçalanır, her şey kuma dönüşür. İşte sıcaklık farkı fazla olurdu atmosfer olmasaydı. Hava aniden ısınır, aniden soğurdu. Bu yüzden de her taraf paramparça olurdu. Daha doğrusu kayalar paramparça olurdu. Suyun sıvı halde bulunmasını sağlıyor ve aynı zamanda su döngüsü oluyor, böyle yukarı çıkıyor, işte bulutlar oluyor, bulutlar sonra tekrar aşağı iniyor, tekrar göllerden terliyor falan. Bu döngüyü de sağlayan şey esasında atmosferin kendisi. Kablosuz haberleşme olanak sağlıyor, meteorların düşmesini engelliyor. Şu dünya, meteor böyle geliyor, tam buraya gelirken atmosferde parçalanıp bize hiç görünmez bir şekilde düşüyor üzerimize. Gökyüzünün mavi renkte görünmesinde yine atmosfer sağlıyor. Güneşten gelen ultraviyole ışınlarda yine ozon tabakasının süzdüğünü bileceğiz. Şimdi atmosferin katmanlarına baktığımızda en altta troposfer var. Yani bizim kendimizde şöyle düşün, bak ben şurada bir insan olarak duruyorum ya. Burada gökyüzünde bulutlar var. Bu bulutlar troposfer tabakası. Hatta troposfer tabakasının üzerinde uçuyor uçaklar böyle neredeyse. Yani troposfer ve stratosfer arasında uçuyor. Niye? Çünkü bazen yağmur yağar mesela. Biz elimizde şemsiyeyle gezeriz. Ama uçağa bindiğiniz zaman bulutların üstüne çıkarsınız ve yağmurdan etkilenmezsiniz. İşte iklim olaylarının yaşanması troposfer tabakasının içerisinde. Bulutlar aşağı iniyor yağarken uçak da üstten rahat rahat pıt 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 uçabiliyor. Şimdi ilk 20 kilometrelik kısım, sonra stratosfer var, mezosfer var, termosfer var, en son egzoz var. Bunların ne olduğunu hep beraber öğreneceğiz. Ama biz gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz kısım esasında troposfer. Şimdi ben sağdan başlıyorum. En önemli kısım troposfer olduğu için sağdan başlıyorum. En son dışarı çıkacağız. Birincisi yer çekimi nedeniyle en yoğun katman, yani yeryüzüne yakın katman burası. Gazların %75'ine sahip, su buharına tamamına sahip. Bu yüzden de iklim olayları dediğimiz yağmur, kar, çamur, bulut sadece burada gerçekleşiyor. Yerden geri yansıyan ışınlarla ısınıyor. Bu sebeple yükseldikçe sıcaklık azalıyor. Yani şöyle düşünün. Şöyle bir dağ düşünün. Dağdan yukarı doğru çıktıkça sıcaklığımız azalıyor. Niye? Çünkü güneşten gelen enerjiyi biz aldıktan sonra, bize geldi diyelim güneşten gelen enerji, yukarı doğru çıktıkça yuvarlaklar azalıyor. Bu yuvarlaklar azaldığı için de sıcaklığımız azalmış oluyor. Yani atmosferin yoğunluğu azaldığından yukarı doğru çıktıkça sıcaklık da
azalmış oluyor ve yerden yansıyan ışınlarla ısınıyor. Yerden yansıyan geliyor buraya ve buraya ısıtıyor. Ve yukarı doğru çıkarken her 200 metrede 1 derece sıcaklık azaldığında unutmamamız gerekiyor. Bunu zaten sıcaklığın yükseltiyle ilişkisinde işleyeceğiz tekrar. Burayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani güneş iş mesela şurada güneş var. Güneş geliyor sıcak. Güneş yok soğuk. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama yukarılara doğru çıktıkça sıcaklığın azalmasının temel nedeni yeryüzünün güneşten gelen enerjiyle değil de yerden yansıyan ışınlarla ısınması ve yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın atmosferin yoğunluğu azaldığı için azalması. Hem yatay hem de dikey hava hareketleri görülüyor. Troposferle alakalı birkaç ekstra bilgi daha vermek istiyorum. Troposferin kalınlığı ekvatorda fazla. Çünkü ekvatorda ısınan hava yükseliyor ve dolayısıyla kalın bir troposfer tabakası oluşuyor. Ekvatorda fazla, kutuplarda az. Demek ki troposferin kalınlığı her yerde aynı değil. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe troposferin kalınlığı azalıyor. Ve alt kısmı daha sıcak. Niye? Çünkü yerden yansıyan ışınlarla ısınıyor dedik. Hem yatay hem de dikey hava hareketleri görülüyor dedik. Devam ediyoruz. Üst kısmında yer alan ozon tabakası sayesinde güneşten gelen zararlı ışınları süzüyor. Sadece yatay hava hareketleri görülüyor. Sıcaklığı -55 derece kadar çıktı. Mezosfere baktığımızda meteorların sürtünerek yok olduğu katman da bu katman. Güneş ışığıyla gazlar reaksiyona giriyorlar ve bu sayede meteorlar bizim kafamıza taş gibi düşmüyor. İçindeki termosfere geldik. İçindeki iyonosfer katmanı radyo dalgalarını ileterek kablosuz haberleşmeyi sağlıyor. Şimdi şöyle düşünün. Bak şurada bir adam var diyelim ki bu benim. Burada siz varsınız. Tamam. Ben şimdi size merhaba diyorum. Benim bu sesimi size buradaki hava zerrecikleri, az önce çizdiğim yuvarlaklar götürüyor. Bu bir. Aynı zamanda ben diyelim ki bir el feneri tuttum karanlıkta. Şöyle buradan ışık çıktı ya. Bu el fenerinin çıkardığı ışık da bu atmosfer sayesinde size gidiyor. Yani hava sayesinde gidiyor. Veyahut da elektrik sobasını çalıştırdım. Burada bir elektrik sobası çalıştırdım. Elektrik sobasının ızgarasından da sıcak geliyor. Bu sıcağı da yine size atmosfer götürüyor. Demek ki ısıyı da, ışığı da, benim konuşmamı da size atmosfer götürüyor. Ama bir de radyo dalgaları var. Diyelim ki burada bir radyo çalıyor. Radyo dalgası burada radyo çaldı diyelim ki. Burada müzik çalıyor. Tamam. Sen bunu da, bu da buradan giderse kafa karışık olur diye onu yaradan yukarıdan göndermiş. Yani iyonosfer tabakasından böyle gidiyor. Radyo dalgaları da bu şekilde ulaşıyor bize. Gazlar iyonlar ayrılmış ve sıcaklıkta 1000 derece yaşıyor. Devam edelim egzosfere. Yer çekimi zayıfladığı için son sınır belli değil. En kalın katman ve en son katman. Arabanın egzozu. O zaman troposfer en önemli katman. Bakın burayı bilmeniz lazım. Stratosfer ozon tabakası ile bilmemiz lazım. Mezosferde meteorlar gidiyor. Termosferde iyonosfer var. Radyo dalgalarını iletiyor ve kablosuz iletişimi sağlıyor. En sonunda da egzoz var. Geldik hava durumuna. Hava durumu nispeten dar bir alanda oluşuyor. Kısa bir zaman diliminde etkili olan atmosfer koşullarına biz tabii ki ne diyoruz? Hava durumu diyoruz. Nispeten dar bir alanda. Yani mesela bugün İstanbul'da hava çok güneşli. Tamam bu kadar. İstanbul'un havası her zaman güneşli mi? Hayır. Kışın soğuk ve yağışlı. Demek ki İstanbul'un iklimi ayrı bir şey. İstanbul'un günlük hava durumu ayrı bir şey. Ankara'da cuma günü saat 15'te çok bulutluymuş. 9 dereceymiş. Yağış, nem, rüzgar bunların hepsini öğreneceğiz birazdan zaten. Böyle hava durumunu görüyoruz. Şimdi insanlar için yani bizler için saatlik, günlük ya da haftalık hava durumu bilmek çok önemli. Çünkü günlük hayatın akışı içerisinde plan yaparken yani hava durumunu ister istemez dikkate alıyoruz. Mesela siz öğrenciler sabah okula gitmek için evden çıkacağınız zaman giyeceğiniz kıyafetlere hava durumuna bakıyorsunuz. Yani o anki hava koşullarına göre ya kalın giyiniyorsunuz ya da ince giyiniyorsunuz. Dolayısıyla hava durumu bizim için çok çok önemli. Kar tatilini bekliyorsunuz falan filan. Burayı geçtik. Bunlar kolay. İklime baktığımızda bir bölgede uzun bir süre boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalamasına İklim diyoruz arkadaşlar ve bunu inceleyen bilim dalına ise klimatoloji diyoruz. Climate zaten İngilizce'de iklim demek. Klimatoloji diyoruz. Hemen buraya hızlı bir şekilde geçiyorum. Mesela İstanbul'da Akdeniz iklimi var ama hava durumu günlük olarak değişebiliyor. Şimdi iklimin birçok etkisi var. İnsan ve beşeri sistemler üzerinde etkileri var ve doğal sistemler üzerinde etkileri var. Şimdi insan ve beşeri sistemler üzerindeki etkilerine baktığımızda şunu çok bilmemiz lazım. Ekonomik faaliyetleri etkileyebiliyor. Mesela tarım direkt iklimle bağlantılı. Yani sıcaklığı, yağışı olmayan bir yerde belli ürünler yetişemiyor. Mesela bol yağışı olmayan yerde çay yetişmez. O yüzden çay sadece Rize'de yetişiyor. Veyahut da sıcak olmayan yerde muz yetişmez. Muz o yüzden sadece Akdeniz'de yetişiyor. Sanayi direkt etkiliyor ona bağlı olarak. Turizmi etkiliyor, ormancılığı etkiliyor. Ulaşımı direkt etkiliyor. Yollar kapanıyor kara, kışa, kıyamete bağlı olarak. Ticaret ve hayvancılığı nasıl etkilediğini biliyoruz. Hatta hayvancılıkla alakalı şu küçük bir anekdota düşelim. Bazı hayvanlar iklimden bağımsız. Mesela kümes ve ahır hayvancılığı iklimden bağımsız. Ama sen eğer
büyük baş hayvan yetiştireceksen yazın gür otlakların olduğu yaylaları seçmen lazım. Ya da küçük baş hayvan yetiştireceksen böyle İç Anadolu bölgesindeki bozkırları tercih etmen lazım. İpek böcekçiliği için eğer doğal ipek böcekçiliği yapacaksan ki artık yapay yapıldığı için tercih edilmiyor. O zaman Bursa ve çevresini tercih etmen lazım. Arıcılık için mesela Rize'deki, Hakkari'deki belli ormanlık bölgeleri tercih etmemiz gerekiyor. Bunları da bilmemiz lazım. Şimdi insanların fizyolojik gelişimine etkili, bizi direkt olarak etkiliyor. Yani orta kuşaktaki insanlar direkt olarak yaşantımızı değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Şöyle düşünün. Dünyada şu kısım hep sıcak. Şu maviyle çizdiğim kısım hep soğuk. O yüzden buradaki insanlar hep palto giyiyor maviyle çizdiğim yerdekiler. Siyah kısımdakiler ise hep tişört giyiyor. Biz ise şu X yazan yerdeyiz. X yazan yerdekiler orta kuşak oluyor. Burası kuzey yarımküre orta kuşak, burası güney yarımküre orta kuşak. X ve Y'deki insanlar bazen yazı bazen kışı gördüğü için, bazen soğukla bazen sıcakla mücadele ettiği için ister istemez bir böyle fizyolojik gelişimimiz de değişiyor. Aynı zamanda bizim böyle karakterimiz de değişiyor. Daha böyle hırsız, daha böyle hemen her şeyi hallederim şeklindeyiz. Kültürel yapıyı etkiliyor. İnsan karakterini az önce söylemiştik. Fizyolojik gelişimini yine buradakiler daha esmer tenli, buradakiler daha beyaz tenli. Giyim türümüzü, nüfusun dağılışını çok soğuk yerlerde mesela bu maviyle çizim yerlerde insanlar yaşayamıyor. Çok az seyrek nüfus var. Beslenme alışkanlıklarını etkiliyor tabii ki. Şimdi doğal sistemler üzerine etkilerine baktığımızda yeryüzü şekillerin oluşumunu sağlıyor. Yani dağlar böyle akarsular gelip eğer çok büyük bir sel felaketi olursa, çok yağışlar olursa, çok büyük kar yağışı olursa, çığ oluşursa ister istemez yer şekilleri değişiyor. Toprak oluşumunu etkiliyor. Toprakta şunu bilmemiz lazım. Eğer çok fazla yağmur yağıyorsa o toprak iyi olmuyor. Çünkü çok yıkandığı için içinde tuz ve kireç kalmıyor. Az yağmur yağıyorsa bu sefer çok tuzlu ve kireçli oluyor. Kayaçların çözülmesini etkiliyor. Çok yağmur yağan yerlerde kimyasal çözülme, az yağmur yağan böyle sıcaklık farkının fazla olduğu çöller gibi yerlerde de fiziksel çözülme oluyor. Bitki örtüsünü zaten direkt olarak iklim eşittir bitki örtüsü diyebiliriz bakın. Bu üniversite sınavlarına defalar çıkmış. Hani sizinle alakalı en kısa ve en net bilgiye nereden ulaşırım ben? Direkt girelim TC kimlik numaranızı her şeyi öğrenebilirim ya gibi. İşte iklim de bitki örtüsüyle aynı şey. Bir yerin bitki örtüsü oranın iklimini yansıtıyor. Çünkü mesela İstanbul'da muz yetişiyor mu yetişmiyor mu? Tamam. O zaman İstanbul Akdeniz iklimi tam Akdeniz iklimi değil. Veyahut da işte Samsun'da çay yetişiyor mu yetişmiyor. Demek ki Samsun'da Rize'nin iklimi farklı. Çünkü çay oranın iklimi tam yansıyor. Çok fazla yağış aldığı için. Akarsu debi ve rejimini etkiliyor. Akarsu debisi akarsuyun akım şiddeti demek. Eğer çok yağışlı bir yerse akarsu daha akımı şiddetli olmuş olur. Yani musu çok açarsanız çok hızlı akar gibi. Rejimi de etkiliyor. İşte yazın kuruyorsa akarsu, kışın coşuyorsa bu düzensiz rejimdir. Ama her mevsim düzenli bir şekilde yağış alan ekvatordaki akarsular gibi, Amazon ve Kongo gibi sürekli yağış aldığı için sürekli akıyorsa bunun rejimi düzenli olmuş oluyor. Hayvan türleri ve dağılımını Türkiye'den örnek vermiştik. Denizlerin tuzluluk oranını etkiliyor. Denizler soğuk yerlere gittikçe tuzluluk oranı azalıyor. Yani ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluluğu azalıyor. Sıcak denizlerde çok daha fazla tuz var. Mesela nerede çok daha fazla tuz var? Kızıldeniz daha tuzlu. Akdeniz daha az tuzlu. Ege ondan daha az. Marmara ondan daha az. Karadeniz ondan daha az. Baltık Denizi ondan daha az. Yani kuzeye doğru gittikçe hava soğudukça denizlerin tuzluluğu da azalmış oluyor. Şimdi hava durumu ile iklim arasındaki farklara baktığımızda iklim geniş bir bölge için geçerli. Uzun sürede gerçekleşiyor. Kesinlik bildiriyor. Ve araştıran bilim dalına biz klimatoloji diyoruz. Hava durumu ise dar bir bölge için geçerli. Kısa sürede oluşan olaylar tahmini ve araştıran bilim dalına da biz meteoroloji diyoruz. Meteoroloji. Tamamdır. Şimdi geldik iklimin ana elemanı sıcaklar. Bundan sonra dananın kuyruğunun koptuğu yerlere geliyoruz. Şimdi atmosfer çok önemli. Atmosferin özellikleri önemli. Şimdi sıcaklığa bakıyoruz. Sıcaklık insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak en fazla etkileyen iklim elemanı. Bunu biliyoruz. Sıcaklık maddelerin içindeki enerjinin kinetik olarak ortaya çıkmasıyla oluşuyor. Ve tabii ki de sıcaklık termometre ile ölçülüyor. Bunları bir kere not ettik kafamda. Şimdi dünyanın esas enerji kaynağı yani olmazsak olmayacağımız şey tabii ki de nedir? Güneş. Bize hem ısı veriyor hem ışık veriyor hem de aynı zamanda ne yapıyor? Bize enerji veriyor. Yani biz ondan aldığımız enerjiyle besleniyoruz. Bitkiler de aynı şekilde. Yani bitkiye sen güneş tutma patates bir şey olmuyor yetişmiyor. Atmosferin güneşten gelen ışınların dalga boylarına göre yansıtılması, kırılması, dağılması, erimesi şeklinde etkileri var. Tabii güneşten direkt gelen %100 çat diye bize gelmiyor. Dağılmaya uğruyor %25'i. Bulutlar ve atmosferin etkisiyle uzaya yansıyan %25 var. Yeryüzüne çarparak uzaya yansıyan %8 var. Yani yeri ısıtan %27'si. Atmosferin kendisi de %15'ini emiyor. Demek ki güneşten gelen enerji biz pat diye almıyoruz. Neredeyse 73'ü atmosfer tarafından bir şekilde emiliyor. Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlere baktığımızda birincisi gıda yani güneş ışınlarının düşme açısı.
Güneş ışınlarının düşme açısı nasıl etkileyecek? Bunu birazdan zaten göstereceğiz. Şöyle düşünün. Şöyle bir dünya çizelim. Şu da güneş olsun. Şöyle kızarmış bir güneş. Tamam mı? Güneş ışınları ekvatora daha iyi açıyla düşüyor. Kutuplara daha kötü açıyla düşüyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda şu anda güneş bu tarafta olduğu için burası karanlık oluyor. Burası aydınlık oluyor. Tamam. Şimdi dünyanın şekli güneşin düşme açısını etkiliyor. Gıdayı etkiliyor. Zaten güneş gıda demekti. Güneşin düşme açısında ilk harfi G, I, D, A. Şimdi dünyanın şekli etkiliyor. Net. Niye? Şekile bağlı olarak burası karanlık oldu. Burası aydınlık oldu. Güneşin düşme açısı değişti. Günlük hareket etkiliyor. Gece ve gündüze bağlı olarak gündüz sıcak oluyoruz. Gece daha serin oluyoruz. Yıllık hareket etkiliyor. Mevsimler. Yıllık hareket dediğimiz şey mevsim. Yazları sıcak oluyoruz. Kışları soğuk oluyoruz. Eğim ve bakıya bağlı olarak da etkileniyor. Bakı dediğimiz şey şu. Diyelim ki şurada bir dağ varsa, nasıl göstereyim size. Şurada bir dağ var. Diyelim şuraya bir dağ çiziyorum bu sefer. Dağın bu yamacı daha sıcak olduğu için karlar eriyor. Bu yamacı ise daha soğuk olduğu için karlar daha geç eriyor. Ve buradaki evler daha alçaklarda. Çünkü hava soğuk. Buraya daha yükseklerde ev yapabiliyoruz. Niye? Hava sıcak. Bakırın da ne olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi ikincisi yükseklik. Yüksekliğe bağlı olarak yükseklere çıkıldıkça sıcaklık her 200 metrede 1 derece azalacak. Kara ve denizlerin dağılışı. Karalar daha çabuk ısınıp daha çabuk soğuduğu için kara ve denizlerin ısınma farklılığı oluşacak. Okyanus akıntıları da aynı güneş ışınları gibi. Ekvatordan gelenler veya rüzgarlar gibi sıcaklığı artıracak. Kutuplardan gelenler sıcaklığı düşürecek. Rüzgarlar da aynı şekilde. Ekvatordan gelen rüzgarlar sıcaklığı artıracak. Kutuplardan gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürecek. Güneşlenme süresi yine önemli. Nem atmosferin yoğunluğu yani nem yukarı doğru çıktıkça azaldığı için sıcaklık da azalacak. Dolayısıyla nemli yerler daha ılıman, daha yavaş ısınıp soğuyan yerler olacak. Bitki örtüsü dolaylı olarak etkileyecek. Doğrudan etki etmese de dolaylı olarak etkileyecek. Şimdi başlayalım güneşlerin düşme açısının sıcaklık üzerine etkisini. Birincisi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneşlerin düşme açısı daralıyor. Bunu biliyoruz. Zaten az önce şekilde çizmiştik. Dar açıyla düşen güneşleri aynı zamanda geniş bir alana yayıldığı için sıcaklık da ister istemez azalıyor. Dünyanın günlük hareketi, dünyanın günlük hareketine bağlı olarak güneşin düşme açısı gün içerisinde değişiyor. Bunu biliyoruz. Gündüz sıcak, gece soğuk. En soğuk an tabii ki sabaha doğru. Yani tam güneş doğmadan önce. En sıcak an da öğleden sonra 1-2 gibi çünkü ısı birikimi var. Eksenlikle dünyanın yıllık hareketi bundan mevsim olduğunu söylemiştik. Bir kez daha söylüyorum. Nedir burada? Dünyanın yıllık hareketi ve eksenlikle bağlı olarak güneşin düşme açısı yıl içerisinde yazın daha iyi geliyor. Mesela 21 Haziran'da biz yaz yaşıyoruz. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarımız sıcak oluyor. Ama Aralık aylarımız soğuk oluyor. Bunu da bilmemiz lazım. Aralık, Ocak, Şubat soğuk oluyor. Niye? Çünkü güneş ışınları daha kötü açıyla geliyor. Güneşe dönük yamaçlar, gölgede kalan yamaçlara göre güneş ışınlarını daha büyük açılar alır ve daha fazla ısınır. Şimdi burada eğim ve bakıyı bir kez daha şöyle göstermek istiyorum. Orada karışıklık olmasın. Şöyle tutalım. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi diyelim ki şurada güneş olsun. Bir tane şöyle güneş rengi kalem alalım. Var mı güneş rengi kalem? Heh, tamam, tam bir turuncu kalem seçtim. Şimdi bakın burada güneş var. Bakı etkisini göstereceğim size şimdi. Çok önemli bu. Şimdi dünya üzerinde ekvator ve çevresinde bakı etkisi çok da etkili değil. Çünkü güneş ışınları bir kuzeyden bir güneyden geliyor. Ama kuzey yarımkürede güney yarımkürede kuzey yamaçlar daha sıcak oluyor. Niye? Çünkü mesela siz de düşünün. Evin güney tarafı daha sıcaktır. Güneye bakan ev daha iyidir derler. Niye? Güneş görüyor. Şimdi burası güneş gördüğü için burada karlar erkenden erimiş. Burası aşağılara kadar inmiş. Burada buraya kadar ev yapılabilmiş ama burada havalar soğuk olduğu için buraya ev yapılmış. Burada şuralarda bile ağaçlar var. Burada ise aşağılarda ağaçlar. Niye? Çünkü burası soğuk yamaç. Güneşi görmüyor. Burası ise sıcak yamaç. İşte burada kalıcı kar sınırı daha yüksekte. Burada yerleşme sınırı daha yüksekte. Burada orman üst sınırı, tarım üst sınırı daha yüksekte. Burada ise daha alçakta. Niye? Hava soğuk olduğu için. Biz buna bakı etkisi diyoruz. Tabii bakı etkisi az önce söylediğim gibi ekvator ve çevresine etkili değil. Bir güneyden bir kuzeyden geliyor. Veya Türkiye'de de bakı etkisine ters düşen yerler var. Türkiye'de ülkemizde tabii ki dağların güney yamacı daha sıcak. Yani Torosların da güney yamacı daha sıcak. Şeyinde nedir onun adı? Erciyes Dağı'nın da işte buradaki Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağlarının da. Ama Karadeniz'de sıra dışı bir durum var. Karadeniz'de dağların güneye bakan tarafları değil de kuzeye bakan taraflarında deniz olduğu için nemlilik ve yağış sayesinde onların bu tarafları daha güzel, daha ılıman oluyor. Arka tarafları daha soğuk olmuş oluyor. Bu da ayrı bir durum ama yine güneşi bu taraf daha çok görecek çünkü güney yamaç. Dolayısıyla bakı etkisine de Doğu Karadeniz ve Karadeniz dağları biraz tersiyor diyebiliriz. Şimdi eğim ve bakıya da geçtik geldik.
yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini. Şimdi bu coğrafyanın temeli burada işte. Dananın kuyruğu koptuğu yer burası. Yerden yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık 1 santigrat azalıyor. Niye hocam? Niye böyle bir şey oluyor? Çünkü şimdi şöyle düşünün. Mesela şurası bir ev düşünün, tamam mı? Burası çatısı. Ben şimdi şu gölgedeyim. Tamam mı? Şurada da güneş var. Şurada güneşi çizdim. Şimdi ben şunu gölgede olduğum için hani karanlıktayım, yani yanmayayım diye güneşe kendimi uzak tutmuşum. Burada duruyorum mesela. Şurada benim gölgem. Şimdi ben eğer evin bu tarafına geçersem sıcak oluyorum, öyle değil mi? Yani güneşi görürsem sıcak oluyorum. Şimdi bak, sadece 1-2 metre gittiğim zaman şuradan şuraya güneş ışınlarını hissedebiliyorum. Ama burada gölgede durunca güneş ışınlarını hissetmiyorum. O zaman demek ki güneşe yaklaştıkça, güneşi gördükçe, güneşi açısal olarak baktıkça ısındığımızı biliyoruz. Yani cam açıp güneşi görürseniz ısınırsınız. Bu kadar basit. Peki hocam, burada ne oluyor? Burada niye adam yukarı doğru çıktıkça, yani güneşe daha da yaklaşıyorsa, aslında güneş ta tepede değil mi? Güneş burada. Güneşe yaklaştıkça daha da soğuyorsun. Hatta uzaya çık daha da donuyorsun. Yani uçaktan cam aç buz gibi oluyor. Niye böyle oluyor hocam? Niye biz normalde aynı zemin üzerinde güneşe doğru baktığımız zaman ısınıyoruz da yerden yukarı doğru çıktıkça güneşten daha az nem alanıyor, daha az faydalanıyoruz. Güneşe doğru gittikçe, yani güneşe gitsek donacağız neredeyse sanki. Bunun sebebi şu. Yerden yükseklere çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu dediğimiz, nem dediğimiz şeyler azalıyor. Bunu zaten nem konusuna gelince bir kez daha göstereceğiz ama burada bir kez daha dayanamayıp gösterdim sıcaklığın azalmasına bak. Burada güneşten ısı geldi ya. Aşağıda 2, 4, 6 tane yuvarlak var. 6 tane hapsediyor. Burada 5 tane var. Burada 4 tane var. Burada 3 tane var. Burada 2 tane var. Burada 1 tane var. Dolayısıyla yukarı doğru çıkıldıkça yuvarlaklar azaldığı için sıcaklığı hapsedecek şeyler de azalıyor. O yüzden yukarısı daha çabuk ısınıp soğuyor ve soğuk oluyor. Burası daha yavaş ısınıp soğuyor ve sıcak oluyor. Daha ılıman oluyor. Deniz kenarlarında da bu nem en fazla. Karadenizlerin dağılışının sıcaklığı üzerine etkisine baktığımızda kara ve denizlerin özgül ısıları arasında fark var. Yani karalar daha yoğun olduğu, daha az yoğun olduğu için yavaş değil hızlı ısınıp soğuyor. Ama denizler yavaş yavaş ısınıp yavaş yavaş soğuyor. Karalar çabuk ısınıp çabuk soğur. Denizler daha yavaş ısınıp daha yavaş soğur. O yüzden mesela gündüz karalar hemen ısınır. Karalar sıcak olur. Şu anda gündüz resmi ya bu. Denizlerde yavaş yavaş ısındığı için soğuk olur. Gündüz denizden karaya meltem rüzgarı eser. Bunu da birazdan rüzgarlara gelince göstereceğiz arkadaşlar. Okyanus akıntılarının sıcaklığı üzerine etkisine baktığımızda çok basit bir şey var. Ekvatordan gelenler sıcaklığı artırıyor. Bak, şurası ekvator ya, hemen ekvatoru çizmek istiyorum şöyle. Ekvatordan gelenler sıcaklığı artırıyor. Bakın Brezilya ekvatordan gelmiş. Madagaskar ekvatordan gelmiş. Doğu Avustralya ekvatordan gelmiş. Kroşova ekvatordan gelmiş. Yani ekvatordan yukarı gidiyor bu sefer. Gulf Stream sıcaklık sıkıntısı ekvatordan gelmiş. Alaska ekvatordan gelmiş. Sıcaklığı artırıyor bulunduğu yerde. Ama Kaliforniya, Kanarya, Labrador, Doğu Grönland, Oyashivo, Batı Avustralya, Benguela, Peru kutuplardan geldikleri için bunlar sıcaklığı düşürüyorlar. Şimdi bunlardan hangisi önemli hocam? Gulf Stream çok önemli. Çünkü bak, burasıyla burası aynı enlemde yer almalarına rağmen, ikisi de deniz seviyesi yer almasına rağmen burası sıcak, kaliteli bir hayat yaşarken burası soğuk, rezil bir hayat yaşıyor. Demek ki okyanus akıntılarından net bir şekilde insanlar etkilenebiliyor. Labrador soğuk su akıntısı burayı rezil bir hale getirirken, soğuk, kötü bir hale getirirken Gulf Stream sıcak su akıntısı sayesinde buradaki insanlar mutlu, huzurlu ve geleceğe daha güzel bakabiliyorlar. Burada bir sürü Avrupa ülkesi var. İsimleri nasıl ezberleyebilirsiniz onu da söyleyelim. Birincisi şimdi şu güney yarımküreyi şöyle kapatalım. Şöyle gösterelim bir saniye. Güney yarımkürede kıtaların, yani şu Güney Amerika ya, şu Afrika, şu da Avustralya. Sağ tarafındakiler sıcak. Bak, Doğu Avustralya sıcak, Batı Avustralya soğuk. Madagaskar sıcak, Benguela soğuk. Brezilya sıcak, Peru soğuk. Solundaki soğuk, sağındaki sıcak. Solundaki soğuk, sağındaki sıcak. Yukarıda ise zaten esas sınavda sorulacak olan ise Gulf Stream sıcak su akıntısı. Bunu bilin bir. Labrador'un ismi zaten soğuk. Bunu bilin iki. Burada şunu bilin. KK. Bak, Kaliforniya ve Kanarya. Bunlar KK. Soğuk. Kaliforniya. Oyashivo ve Kuroshivo ise Oyashivo soğuk oyuyor. Kuroshivo ise sıcak kurutuyor diye aklınızda tutabilirsiniz. Alaska'nın ismine dikkat edin. Alaska soğuk bir yer ama akıntısının ismi sıcak. Rüzgarların sıcaklık üzerine etkisi yine aynı. Ekvatordan gelenler ısıtıyor, kutuplardan gelenler soğutuyor. Bu kadar basit. Güneşlenme süresinin sıcaklığı üzerine etkisine baktığımızda güneşlenme süresi uzadıkça atmosferdeki ısı birikimi artıyor ve sıcaklık da yükseliyor. O yüzden Antalya'da güneşlenme süresi fazla olduğu için çok daha sıcak oluyor birçok ilimize göre. Nemin sıcaklık üzerine etkisine baktığımızda havadaki nem miktarının fazla olması aşırı ısınma ve soğumayı önlüyor. Hani az önce bir şey çizmiştim. Coğrafyanın temeli budur demiştim. Şuraya güneşi bir kez daha çiziyorum şöyle. Yerden yükseklere çıkıldıkça, şimdi
Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var demişim. Burada 1, 2, 3, 4 tane var demişim. Burada 1, 2, 3 tane var demişim. Burada 1, 2, 1. Böyle yukarı doğru çıkıyor. Yukarı doğru çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu azalacağından nem de azalıyor, sıcaklık da azalıyor demiştik. Şimdi burası bir tane yuvarlağı var ya, hemen ısınıp hemen doldurabiliyor. Çabuk ısınıp çabuk soğuyor. Sıcaklık farkı fazla. Burada ise yavaş yavaş ısınıp yavaş yavaş soğuduğu için burada sıcaklık farkı daha az oluyor. Burası daha ılıman olmuş oluyor. Bitki örsünün karasal bölge. Yani mesela şurası karasal bölge olmuş oluyor. Hatta bir de şuraya deniz çizelim. Şurası deniz olsun. Şuraya da bir gemi çizelim. Burada da geminin olduğu yerde de daha da fazla nem var. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane nem var mesela. Daha da fazla yuvarlak var. Dolayısıyla burası da daha ılıman olmuş oluyor. Bitki örsü dolaylı etki ediyor demiştik. Bitki örsü gündüzleri fazla ısınmayı, geceleri ise aşırı soğumayı engelli bir şekilde orada bir tutuyor ısıyı. İzoterm haritalarına baktığımızda eş sıcaklık haritaları. Yani eş yükselti haritaları vardı ya, izohipsler. Bu da eş sıcaklık haritaları. Sıcaklığın dağılışını gösteren haritalara biz izoterm diyoruz. Basıncınkine izobar diyeceğiz. İşte yükseltiye de izohips diyorduk. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru girildikçe sıcaklık genellikle azalıyor izoterm haritalarında. Bakalım 30, 20, 10 tamam. En yüksek sıcaklar kuzey yarımkürede yengeç dönencesi civarında. Niye? Bakın burada gördüğünüz gibi karalar fazla kuzey yarımkürede ve buralarda ısının da fazla olduğunu görüyoruz. Karalar daha çabuk ısınıp daha çabuk soğuduğu için burada ısınma fazla. Devam edelim. Alçak enlemlerde karalar denizlerden, yüksek enlemlerde ise denizler karalardan daha sıcak. Bak şimdi burası önemli. Alçak enlemlerde ne? Şöyle rakam küçük olan 20-40 gibi. Karalar denizlerden daha sıcak. Niye? Çünkü karalar çabuk ısınıp çabuk soğuyor. Yüksek enlemlerde ise denizler karalardan daha sıcak. Çünkü bu sefer karalar hemen soğuk yerlerde hemen soğuyor, fakat denizler yavaş soğuduğu için bu sefer denizler daha sıcak kalmış oluyor ve buna bağlı olarak termik ekvator sapıyor. Kuzey yarımkürede sıcaklık değerleri güney yarımküreden daha yüksek, çünkü kuzey yarımkürede karalar daha fazla, karaların olduğu yerde sıcaklık farkı da fazla olur, sıcaklık da fazla olur diyoruz. Sıcaklık kuşaklarına baktığımızda sıcaklık kuşaklarının sınırları matematik iklim kuşaklarının olduğu gibi her iki yarımkürede de aynı değil. Bak şimdi normalde burası 0 ekvator. Burası 30 kuzey. Burası 27 kuzey demişiz. Niye 27 kuzey demişiz? Çünkü burada karaların ve denizlerin dağılışına bağlı olarak ister istemez kuzey yarımkürede karalar daha fazla olduğu için ılıman kuşak daha genişlemiş. Sıcak kuşak daha genişlemiş. Ama kutup kuşağı daralmış. Burada ise daha düzenli yayılmış. Niye? Çünkü denizler daha fazla görüyoruz. Gelelim basınca. Basınç nedir hocam? Basınç atmosferin yeryüzüne uyguladığı kuvvet. Ben şimdi böyle yolda yürüyorum. La 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 diye yürüyorum. Ve bu yürürken atmosferin bana uyguladığı kuvvete bir basınç diyoruz. Bana ne kuvvet uygulayacak hocam diyebilirsiniz. Dinleyin şimdi. Atmosferin gazlarının yere uyguladığı baskı. Gazlar aşağı inerse alçalıcı basınç artıyor. Yani yüksek basınç oluyor. Yükselici olursa, yani yukarı doğru çıkarsa gazlar, bu sefer de alçak basınç oluyor. Şimdi bunu göreceğiz. Basınç barometre ile ölçülüyor. Barometre ile ölçülüyor. Ve 113 milibardan yüksek ise yüksek basınç. Pardon, 113 diyorum, özür dilerim. 1013 milibardan yüksek ise yüksek basınç. Alçak ise de alçak basınç diyoruz. Şimdi dünyanın şekli ve günlük hareketi sonucunda sürekli basınç uçakları olacak. Ama öncesinde şunu göstermek istiyorum size. Yüksek basınç, alçak basınç arasındaki konuyu anlatmak istiyorum. Dikkat edin, dinleyin burayı şimdi. Şurası yüksek basınç. Şurası da alçak basınç. Tamam mı? Güzel. Şimdi yüksek basınçta ne dedik? Yüksek basınç, adam böyle duruyor. Burada da böyle dursun. Yüksek basınçta bak basınç yapıyor yeryüzü. Hop 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 hop. Alçak basınç ise yükselici hareket var. Niye? Çünkü adama baskı uygulamıyor dedik. Peki hocam biz bunu aklımıza nasıl tutacağız? Şimdi şuraya güneşli bir hava çiziyorum böyle, tamam mı? Alçak basınç ise biraz daha böyle ısınan hava yükselip böyle havalarda bulutlar oluşturduğu için biraz daha bulutlu. Hatta alçak basınçtaki adamın eline bir de şöyle şemsiye de verebiliriz. Bak şimdi neden böyle bir şey yaptım? Şimdi yüksek basıncın adı yüksek basınç. Ama bak aşağı doğru iniyor. Alçalıcı hava hareketi var. Bu bir. İkincisi az nem var. Gördünüz mü? Hava kurak. Sonra az yağış var. Sonra az bulutluluk var. Yani adı yüksek ama aslında her şey az ve alçak. Tamam mı? Kurak, rezil yani. Kurak,
kurak yerler, rezil de yazayım ki daha iyi aklınıza kalsın. Mesela hocam, çöller, kutuplar. Ana çok kötü yani. Hiç aklı, konuşmak bile istemiyorum yani. Çok kötü. Gelelim alçak basınca. Alçak basıncına da alçak. Alçak basıncına da alçak. Ha bu arada alçalca hareketi var demiştik. Şimdi bu sefer tam tersine. Adı alçak ama bu sefer bak gördünüz mü? Yükselici hava hareketi var. Yükselici hava hareketi. Başka ne diyeceksiniz hocam? Yüksek nem var. Çok nem var yani. Nemli baksana, hava bulutlu. Sonra yüksek yağış var. Mesela nereler? Rize alçak basınçtır. Ekvator her mevsim yağış olan alçak basınçtır. İngiltere alçak basınçtır. Niye? Her mevsim yağış oluyor. Bol 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 yağmur var. Yüksek nem, yüksek yağış. Yine bulutluluk. Bulutluluk fazla. Hep böyle her şey fazla güzel. Kurak rezil değil. Hep yağışlı. Şöyle yağışlı kelimesini yazalım. Tamam. Peki hocam. Hava hareketini nasıl bileceğiz? Şunu da göstereyim. Şimdi. Burası şu yaşadığımız evlerin olduğu yerler çevre olsun. Tamam şöyle çevre olsun. Şimdi burası çevre. Yukarısı merkez olsun. Şimdi bak burada ne? Merkezden çevreye hava hareketi var. Şöyle çiziyorum. Şu basınç şeylerini çiziyorum, tamam mı? Şimdi yüksek basınçta merkezden çevreye hava hareketi var. Şöyle çiziyorum. Bakın şimdi şöyle çizdim. Bak merkezden çevreye. Merkezden çevreye. Merkezden çevreye. Bir de şöyle tersini çizeyim. Bu sefer yine merkezden çevreye. Peki hocam, niye merkezden çevre yaptınız? Çünkü yüksek basınç. Merkezden çevreye gidiyor. Peki niye burada S harfi şeklinde yaptınız? Çünkü bu kuzey yarımküre. Niye burada Z harfi şeklinde yaptınız? Çünkü bu güney yarımküre. Tamam mı? Gelelim buraya. Alçak basınca gelelim. Alçak basınçta bu sefer pembeyi kullanıyorum. Adamın elinde şemsiye pembe olduğu için. Bu sefer yine S çiziyorum. Bak şimdi S çizeceğim. Z de çizeceğim yarımküreler için. Fakat burada şuna dikkat edin. Bu sefer hava hareketini çevreden merkeze, bak çevreden merkeze doğru gidiyor. Gördünüz mü? Yukarı doğru. Çevre burasıydı yani. Çevreden merkeze doğru. O yüzden de bu alçak basınç. Peki S şeklinde olan çevreden merkeze yine kuzey yarımküre alçak basınç. Z şeklinde olan da güney yarımküre alçak basınç diyoruz. Bunları da hocanız sorarsa sınavda yazarsınız arkadaşlar. Tamam. Geldik buraya. Bura bitti. Ha, basınç kuşaklarına geldik. Basınç kuşaklarında da şöyle bir şey var. Basınçta önce basıncı etkileyen faktörleri göstereyim ki ondan sonra basınç kuşaklarını görelim. Basıncı etkileyen faktörlerde şunu bilmemiz lazım. Sıcaklıkla basınç arasında ters orantı var. Nasıl yani hocam? Hemen göstereyim. Dünyada kutuplar soğuk ya. Kutuplarda yüksek basınç var. Çünkü soğuyan hava ağırlaşıyor ve alçalıyor, basınç yapıyor. Isınan hava ise hafifleşip genleşip yukarı doğru çıkıp gidiyor. Oh be ne güzel. O yüzden ekvatorda alçak basınç var. Burası anlaşıldı mı? Yer çekimine bakalım. Yer çekimi fazlaysa basınç fazla. Kutuplarda yer çekimi daha fazla değil mi? Kutuplar yerin merkezine yakın olacak. O yüzden kutuplarda yer çekimi yüksek basınç nedeniyle, daha doğrusu yer çekimi nedeniyle yüksek basınç var. Ekvatorda yer çekimi biraz daha kutuplara nazaran az. Çünkü yerin merkezine kutuplar basık olduğu için daha yakındı. Ekvator biraz daha tombiş şişkin kısmında olduğu için daha azdı. O yüzden de ekvatorda yer çekimi daha az ve basınç da daha az. Tamam. Burası anlaşıldı mı? Sıcaklık basıyor. Yükseltiye baktığımızda ise şöyle bir durum var. Yükseklere çıkıldıkça basınç azalıyor. Niye? Atmosferin yoğunluğu azaldığı için basınç azalıyor. Yükseklere çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu azalacağından basınç da azalıyor. Bu ne demek hocam? Türkçe konuşun. Şöyle göstereyim size. Hani en başta coğrafyanın temeli dediğim şey. Aşağıda böyle yuvarlaklar var. 4 tane. Yukarı doğru çıkıyorsun. 3'e dönüyor. 2'ye düşüyor. 1'e düşüyor. Küçülüyor. İşte yükseklere çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu azalacağından yeryüzünün uygulayabileceği basınç kuvveti azalmış oluyor. Atmosfer yoğunluğu arttıkça basınç da artar. Bak aşağıda basınç daha fazla olmuş oluyor. Tamam. Burada güzel bir şekilde öğrenmiş olduk. Gelelim şimdi şuna. Nerede? Sürekli basınç kuşaklarına. Şimdi sürekli basınç kuşaklarına gelmeden önce bunu başka bir boş bir kağıtta çizmek istiyorum. Bunu şöyle yapalım bir saniye. Bundan sonraki sayfaya karışmasın. Şöyle başka bir boş sayfa alıyorum. Gerçekten hızlı gidiyoruz. Sizler de inşallah yetişirsiniz bize. Şimdi sürekli basınç kuşaklarını söylüyorum. Şimdi bakın. Taktiğimiz şu. Şöyle bir dünya çiziyorsunuz. Sıfır ekvator. Bunu bileceksiniz bir kere. 90'larda kuzey kutup noktası. 90'da da güney kutup noktası var. Şimdi
Bunlar termik basınç uçakları. Termik basınç uçaklarını ben size maviyle göstereceğim şimdi. Termik basınç. Termik basınç uçakları arkadaşlar dünyanın şeklinin sonucudur. Dünyanın şeklinin sonucudur. Ve sıcaklıkla ilgilidir. Dünyanın şekliyle alakalı. Dünyanın şekli ve sıcaklık bunda etkili. Peki nedir hocam termik basınç? Termik basınç ekvator hep sıcak olduğu için burada termik basınç vardır. Kutuplar hep soğuk olduğu için burada hep termik basınç vardır. Zaten kutupların hep soğuk olması ve ekvatorun hep sıcak olması dünyanın şekliyle alakalıdır ve sıcaklığa bağlı. Şimdi sıcaklıkla basınç arasında nasıl bir orantı vardı? Şöyle bir daha bakalım resmimize. Gel evladım buraya. Ters orantı vardı. Sıcaklık arttıkça basınç azalıyordu. Düşünelim kutuplar soğuk mu soğuk. Kutuplar soğuk olduğu için hava ağırlaşıyor ve alçalıyor. Burada termik yüksek basınç var. Aynı şekilde 90 güney kutbunda da termik yüksek basınç var. Ekvatorda ise ısınan hava yükseliyor ve termik alçak basınç oluşturuyor. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Geldik dinamik basınçlara. Dinamik basınç ise dünyanın günlük hareketi sonrasında oluşuyor. Dinamik basınç günlük hareket sonrasında oluşuyor. Günlük hareket sonrasında oluşuyor. Nasıl oluşuyor mesela? 30 enlemlerinde ve 60 enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşuyor. 30 dinamik basınç. 60 dinamik basınç. Peki hangisi yüksek hangisi alçak? Burada sıcaklık ve basınç arasındaki ilişkiye ters cem durumu oluşuyor. Burada dinamik alçak basınç kuşağı var ve buralar yağışlı. Buralarda ise dinamik yüksek basınç kuşakları var ve buralar kurak. Hocam kafamız karıştı diyebilirsiniz. Hiç demenize gerek yok. Bakın şimdi. Yüksek basınç rezil kurak değil miydi? Tamam bakalım. Kutuplar kurak rezil. Bak burası kutup. 30'da çöller var. Kurak rezil. Çöl rezil. Sonra alçak basınç alanlarına ben yağışlı leziz dememiş miydim? Yağışlı güzel demiştim. Bakalım. Bak şimdi. Geçiyorum buraya. Ekvator yağışlı. Oh ne güzel. 60 enlemleri yağışlı. Oh ne güzel. 60 enlemleri yağışlı. Bu kadar basit. Zaten yüksek basınçtan alçak basınca rüzgar esiyor. Bak buradan yüksek basınçtan alçak basınca esiyor rüzgarlar. Hop alçak 60 kutuplardan gelen soğuk rüzgarlar ve çöllerden gelen sıcak rüzgarlar birleşiyorlar ve burada cephe yağışlarını oluşturuyorlar. Aynı şekilde burada da böyle gelip yağışlar oluşacak. Bunları da zaten rüzgarlar konusuna geliyor. Bir kez daha göstereceğiz. Böylece termik basınç ve dinamik basınç konusunda işlemiş olduk ve sürekli basınç uçaklarını da görmüş olduk. Onları da burada görüyoruz. Yani bir tane TAB yazıyorsunuz. Sonra AB YB diye gidiyor. Kutuplardakiler ve ekvatordakilerin termik olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi şu kağıt lazım olabilir bana bir daha. O yüzden geldim. Burayı geçtim. Şöyle alta doğru koyayım ki kaybolmasın o kağıdımız. Burayı da göstermiştim. Bıraksanız sabaha kadar anlatırım ama vaktimiz dar olduğu için hızlı hızlı anlatmaya devam ediyorum. Şimdi bunların hepsinin PDF var ama mesela az önce çizdiğim şekillerin PDF olmazsa onları dikkatlice bulup çalışmanız lazım. Şimdi geldik rüzgarlara. Rüzgarların en önemli özelliği rüzgarlar YB'den AB'ye esiyor. Yani yüksek basınçtan alçak basınca esiyor. Camı açtın kışın içeri doğru esiyor. Niye? Dışarısı soğuk yüksek basınç, içerisi ev sıcak. Açınca içeri rüzgar giriyor ve diyorsun ki rüzgar oluştu. Zaten ilk iklim hareketi bu. YB'den AB'ye esiyor. Rüzgar tanımı yazmışız. Rüzgarın hızı anemometre ile ölçülüyor. Anemometre ile ölçülüyor. Rüzgarın hızını etkileyen faktörlere bakalım. Birincisi basınç farkı. İki merkez arasındaki basınç farkının fazla olması durumunda rüzgarın hızı fazla olur tabii ki. Yani basınç farkı arttıkça rüzgar hızı artar. Yani dışarısı çok soğuk, içerisi çok sıcaksa rüzgar daha fazla etkiler. Basınç merkezler arasındaki mesafe önemli. Şimdi izobarlar var. İzobarlar tabii ki yaklaştıkça yani şöyle düşünün. Aynı izohip serileri gibi yaklaştıkça oluyor. Nedir onun adı? Rüzgarın hızı artıyor. Yani rüzgar burada hızlı esiyor. Şurada ise daha yavaş esiyor. Niye? Basınç merkezler arasında uzaklık var. Dinamik etkenler dünya kendi etrafında döndüğü için sapmaya uğrayan rüzgarın yolu uzuyor ve hızları da dünyanın günlük hareketine bağlı olarak azalıyor. Yer şekilleri rüzgarın hızını tabii ki de yavaşlatacak. Zaten şöyle düşünün şurası deniz olsun. Şöyle çiziyorum. Şurası deniz. Şurası kara olsun. Dağları çizdim. Şöyle tepeler, evler falan. Şimdi siz hiç karada bir yelkenli gördünüz mü? Ama ben denizde çok gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Niye? Çünkü rüzgar orada rahat rahat esiyor. Oh! Hiçbir engel yok. Hiçbir yer şekli yok. Takılmıyor. Vurdurunca gidiyor. Sonuçta ister istemez rahat ediyor.
Rüzgarın esiş yönüne dik uzanan dağların bulunması durumunda rüzgarın hızı azalır. Şimdi diyelim burada hızlı esti, tamam. Buraya gelince burada biraz daha esti, hop burada yavaşladı. Burada biraz hop yavaşladı. Burada gitti hop hop burada yavaşladı. Yani yer şekilleri rüzgarın hızını kesiyor. Sürtünme de yer şekilleri ve arazi şartlarına bağlı olarak sürtünmeye uğrayan rüzgarların hızı tabii ki ister istemez azalır. Rüzgarın yönüne etki eden faktörlere baktığımızda ise basınç merkezlerinin konumu. Rüzgar daima YB'den AB'ye eser demedik mi? Tamam. YB buradaysa bu tarafa doğru esecek. Şimdi YB'yi buraya yazdım. AB'yi de buraya yazdım. Buraya doğru esecek. Bu kadar basit yani. Bak YB'den AB'ye esmiş. Siz mesela şu YB'leri yazmaz, AB'leri yazmaz. Der ki rüzgar nereden nereye esiyor? Deli misin hocam? Buradan buraya esiyorsa burası YB. Dinamik etkenler dünyanın ekseni içerisinde hareket etmesi nedeniyle rüzgarlar kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola doğru sapıyorlar. Hani az önce şöyle bir S çizmiştim yani saat yönünde. İşte burada da Z çizmiştim. Güney yarımkürede Z şeklinde, kuzey yarımkürede S şeklinde esecek rüzgarlar. Yer şekilleri de rüzgarlar yer şeklinin uzanış yönünde esiyorlar. Hatta bir yerin rüzgar gölü o yerin rüzgar yer şekillerinin de uzanış doğrultusunu veriyor. Şöyle göstereyim size. Hatta daha iyi anlamak için. Bakın şimdi. Şurası bir resim. Tamam mı? Şurası bir izohips olsun. Şurada rüzgar gölü olsun. Tamam. Şimdi resim çiziyorum önce. Dağ var. Şurada bir dağ var. Tamam. Şurada bir nehir aksın şöyle. Şurada bir nehir çiziyorum. Bu anlaşıldı değil mi? Bir de bunun izohips haritasını çiziyorum. Hop, 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 hop. Nehir de bu. Şöyle geliyor. Gördünüz mü? Yukarıdan izohips haritası. Bunun rüzgar gölü ise şöyle oluyor. Kuzeydoğu, güneybatı yönde ise diyorsun ki ya kardeşim eğer burası dümdüz bir yer olsa rüzgar böyle eser. Ama burada şöyle bir oluk vadi var. O yüzden buranın rüzgar gölü böyle olur diyorsun. Yani rüzgar gölüne bakaraktan bir yerin iklimini bilemezsin. Sıcaklığını bilemezsin. Yağış grafiğini bilemezsin. Rüzgarın nereden soğuk, nereden sıcak esini bilemezsin. Hani güney yarımkürede ise kuzeyden esen rüzgar sıcaktır. Kuzey yarımkürede ise güneyden esen rüzgar sıcaktır. Ama bir yerin yer şekilleri doğrultusunu bilebilirsin. Bak yer şekillerin doğrultusu gözükmüş oldu. Hızlı ve dikkatli gidiyoruz. Rüzgar çeşidine baktığımızda sürekli rüzgarlar var. Alize, batı ve kutup rüzgarları. Bunları şöyle bir gösterelim hatta şurada. Şöyle yapalım. Hatta şu tabloda gösterelim. Ya. İki defa yazmadım ya. Şurada. Ha. Şimdi şurada demiştik ya. Bak şimdi önce sürekli rüzgarları anlatıyorum. Yüksek basınç, alçak basınç, yüksek basınç, alçak basınç. Bunlar sürekli basınç uçakları. Sürekli basınç uçakların arasında sürekli rüzgarlar var. Burada şu çok önemli. Rüzgar daima YB'den AB'ye esiyordu. Tamam mı? Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şöyle bir S çiziyorum. Tamam mı? S'yi çizmem lazım ki daha iyi anlayın diye. Şöyle ki burada şöyle S'yi çizeyim hatta bak. Şöyle bir S harfi çiziyorum. S harfi. S harfi. Burada bir Z harfi çiziyorum. Rüzgarların yönü olarak. Sonra da başlıyorum. Bak şimdi. Birincisi 30 dinamik yüksek basınçtan 60 alçak basınca bak. Saat yönünde esiyor. Bak, görüyor musun? Saat tam böyle gider kuzey yarımküre için. Bu esen rüzgarlara biz alizeler diyoruz. Bunlar da ters alizeler. Bunlar da güney yarımküredeki alizeler. Ve bunlar da 30'dan yine 60 sıfır ekvatora doğru esiyorlar. Şu o zaman pembişle yazdıklarımın adını alizeler diyorum. Bunlara ticaret rüzgarları da deniyor. Ekvatorun kıtalarının, ekvatordaki kıtaların doğu kıyılarına yanaş bırakıyor. Şimdi gelelim batı rüzgarlarına. Bu sefer batı rüzgarlarını çiziyorum. Sağa doğru esiyorlar. Bak saat yönünde. Burada saat yönünün tersine tabii ki. Saat yönünün tersine. Bunlar da batı rüzgarları. Bunlar çok çok önemli. Niye hocam? Çünkü batı rüzgarları Türkiye yani bizi de etkiliyor. Bizde de yağışlı hava. Hani Balkanlardan gelen yağış. İşte o batı rüzgarları. Batıdan gelen şey demek istiyor. Yani Balkanlar bizim batımızda. Bir de kutup rüzgarları var. Onlar da 90'dan 60'a doğru esiyorlar. Kutup rüzgarları da bak soğuk kutup rüzgarlarıyla sıcak batık 60'la karşılaşınca cephe yağışları oluyor. O zaman buraya da kutup rüzgarları yazıyorum. Kutup rüzgarları yazıyorum. Hatta batı rüzgarları ılıman okyanus ikliminin oluşmasıyla etkili Avrupa'nın batı kıyılarının bol yağış almasını sağlıyor. Yine aynı şekilde kuzey yarımküredeki kıtaların batı kıyılarının bol yağış almasını sağlıyor. O zaman rüzgarları burada göstermiş olduk. Burası tamam. Bunları gösterdik. Yaz mı sonu, kış mı sonunda şöyle gösterelim. Yaz mı sonu, kış mı sonunda şöyle bir nasıl yapsak? Şurası Avrupa olsa şöyle. Şöyle bir Türkiye falan. Afrika. Şöyle Hindistan. Tamam. Şöyle çizdik. Şuraya Avustralya'yı çizelim. Şöyle şöyle. Tamam. Şimdi burası zihninizde canlanmıştır inşallah. Şurası Madagaskar. Ha. Şimdi şurası Hint Okyanusu. Tamam mı? Hint
okyanusu. Şurası da Asya kıtası. Asya kıtası. Şimdi muson rüzgarları tam da burada etkili oluyor. Yazın karalar ısını veriyor. Denizler ise yavaş ısındığı için soğuk kalıyor. Yazın soğuk denizlerden yani yüksek basınç alanlarından alçak basınç alan olan karalara doğru rüzgar esiyor ve bu rüzgarlar yazın Hint Okyanusu'ndan gelen bu rüzgarlar Hindistan'daki Hindikuş Dağları'na çarpıyor ve Güneydoğu Asya'ya bol yağış bırakıyor. Hindistan, Bangladeş, Nepal buralar o kadar çok yağış alıyor ki dünyanın en fazla yaşanan yerler oluyor. Sadece 3 ayda bu yaz süresinde. Kışın da Asya kıtasından Hint Okyanusu'na doğru esiyor. Oralardaki adalar belki yağış alsa bile temelinde kışın Asya kurak olmuş oluyor. Asya kışın kuraktır, yazın ise bol yağıştır. Bunun sebebi de Hint Okyanusu'ndan gelen muson rüzgarlarıdır. Tekrar söylüyorum. Yazın denizler ve karalar arasındaki esiş olayı. Karalar hemen ısınıyor. O yüzden alçak basınç. Denizler ise soğuk. Hemen ısınmıyor. Yüksek basınç. Denizden kara esiyor ve bol nem getirip yağış bırakıyor. Kışın ise bu sefer karadan denize esiyor. Niye? Karalar hemen soğuyuveriyor. Yüksek basınç. Denizler ise yavaş yavaş soğuyor. Alçak basınç. Karadan denize de öyle kolay kolay yağış gelmez. Tropikal rüzgarlara baktığımızda tornado, kasırga, typhoon, hurricane bunlar Türkiye'de görülmüyor. Çünkü bunlar yüksek basınç farkı gerektiren rüzgarlar. Böyle daha çok tropikal bölgelerde görülüyor. Yerel rüzgarlara baktığımızda deniz meltemi, kara meltemi, dağ meltemi, vadi meltemi bunlar da aynı bu muson rüzgarlarının inmiş hali. Nedir onun adı? Karayla günlük hali. Burası yıllık hani yazdan kışa değil ki bu sefer gündüzden gece olacak. Hatta bunu şöyle gösterelim madem o kadar anlatıyorsunuz hocam. Tam gösterelim. Bakın şimdi şöyle gösteriyorum. Şöyle bir resim çizelim. Dağ, vadi ve deniz karayı gösteriyorum şimdi size. Şuraya gündüz kısmı olsun. Şöyle güneş koyalım. Evet buraya da güneş koyalım. Tamam. Şuraya karayı koyalım. Buraya da koyalım. Tamam. Şuraya denizi koyuyorum. Şimdi kafanız karışmasın önce deniz ve kara meltemini anlatıyorum. Şimdi şuraya da yıldızları koyuyorum. Ay. Şu gece oldu tamam şu anda. Burası gece, burası gündüz. Şimdi mantığımız aynı. Muson rüzgarlarındakiyle aynı. Şimdi gündüz karalar hemen ısını veriyor. Burası oldu mu sana alçak basınç? Denizler daha yavaş ısındığı için soğuk kalıyor. Oldu mu sana yüksek basınç? Rüzgar nereden nereye esiyordu? Yüksek basınçtan alçak basınç esiyordu. Yüksekten alçak basınca doğru rüzgarımız essin. Hop çıkılıyor. Elde var bir. Bu işte deniz meltemi. Geceliğin de karalar hemen soğuyuveriyor. Yüksek basınç. Denizler hemen soğumuyor. Alçak basınç oluyor. Daha ılık kaldığı için. Bu sefer de karadan da denize meltemi esiyor. Bu da kara meltemi. Buna demek ki neymiş? Deniz meltemi. Buraya yazıyorum. Deniz meltemi. Bu ise kara meltemi. Bunun aynısı bu sefer dağ ve vadi arası gerçekleşecek. Şöyle. Bu sefer buraya dağ çiziyorum. Şöyle dağ. Aynısını bir daha çiziyorum. Çünkü aynı resim olması lazım. Şimdi şöyle bir yeşil renk alalım. Şurası vadi. Tamam mı? Şurası vadi. Aşağısı yeşil renk vadi. Tamam mı? Geceliğini de çizelim şöyle. Ay şey çizelim yıldızlar. Şimdi gündüz dağlar hemen ısını veriyor. Alçak basınç. Vadisi yavaş yavaş ısındığı için yüksek basınç oluyor. Vadiden dağdan vadiye doğru özür dilerim. Vadiden dağa doğru rüzgar esiyor. Niye? Bak burası yüksek basınç, burası alçak basınç. Zaten rüzgarın kuralını yazdık hocam. Yüksek basınçtan alçak basınç. Niye karıştırıyorsunuz ki? YB'den AB'ye doğru rüzgar esiyor. Böyle. Tamam mıdır? Bu hatta kayakçılar için çok önemli bir şey. Akşamleyin ise hava kararınca ise bu sefer dağlar hemen soğuyuveriyor yüksek basınç. Vadi daha yavaş soğuduğu için alçak basınç oluyor. O yüzden de YB'den AB'ye rüzgar esiyor yine. Aynı kural değişmez sonuçta. Ve dağdan vadiye esene biz dağ meltemi diyoruz. Vadiden dağa esene ise vadi meltemi diyoruz. Şimdi bunları da anlattık. Sıcak yerel ve soğuk yerel rüzgarlara baktığımızda bunlar Avrupa'da etkili oluyorlar ve Türkiye'de etkili oluyorlar. Hatta şöyle çizmeyi de çizelim. Yunanistan'ı çizelim. Bunların etkili olduğu yerleri de gösterelim karışmasın. Aslında çok da kafa karıştırıcı bir şey yok ama yine de söyleyelim. Bilin yani şöyle. Şöyle ki şu Hazar Denizi, şurası Kıbrıs. Bakın şimdi. Birincisi
Türkiye etkileyen rüzgarların yerini çok iyi biliyoruz adam. Karayel, Yıldız, Poyraz. Tamam, bunlar soğuk yerel rüzgarlar. Sıcakları da turuncu ile yazıyorum. Hatta kırmızı ile, kırmızı ile yazalım. Karayel, Yıldız, Poyraz. Lodos, Kıble, Samyeli. Kayıp sakal diye aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi bu Samyeli, yani keşişleme, bu Kıble, bu Lodos, bunlar sıcak yerel rüzgarlar. Soğuklar yukarıdan geldiği için bize Karayel, Yıldız ve Poyraz ise sıcak yerel, soğuk yerel rüzgarlar. Bak bunlar böyle soğutuyor. Poyraz soğuk, Yıldız soğuk, Karayel soğuk. Lodos ılıtıyor. Kıble ılıtıyor. Samyeli ılıtıyor. Samyeli'nin diğer adı da keşişleme. Şimdi keşişlemeyi gösterdik. Lodos'u gösterdik. Kıble'yi gösterdik, sıcak yerel rüzgarlar. Fön Türkiye'de Doğu Karadeniz'de de etkili olabiliyor. Akdeniz'de de etkili oluyor. Fön de dağdan aşağı inen rüzgarın sıcaklığın artmasıyla oluşan, hava hareketinin artmasıyla oluşan bir şey. Fönü şöyle gösterelim, bak fön. Bu hani yukarı doğru çıktığı sıcaklık her 200 metrede 1 derece azalıyor demiştik ya. Aşağı doğru inen hava da sürtünmenin etkisiyle her 100 metrede 1 derece sıcaklığını artırıyor. Ve buna bağlı olarak da fön rüzgarlarından dolayı sıcaklık burada artıyor. Burada kurutucu etki artıyor ve burada hatta Doğu Karadeniz'e yetişmesi sağlanıyor. Nedir onun adı? Turunçgil yetişmesi sağlanıyor dağların denize bakan yamaçlarında. Yani orada karları eritiyor, çığa sebebiyet veriyor falan filan. Şimdi fönü de anlattık. Hamsin ve Sirocco ise buralarda. Hamsin, Sirocco buradan gelen sıcak rüzgarlar. Hamsin, Sirocco buradan. Şimdi geldik soğuk yerel rüzgarlara. Karayeli gösterdik, Yıldız'ı gösterdik, Poyraz'ı gösterdik. Krivet, Mistral, Bora, Etezyan bunlar da bu taraflarda etkili olan soğuk yerel rüzgarlar diyoruz ve rüzgarların tam çeşitleri gösterdik. Geldik neme. Nem atmosferdeki su buharı miktarıdır ve tabii ki de higrometre ile ölçülüyor. Su dengesinin ne olduğunu hatırlayalım. Neydi? Okyanuslardan ve göllerden buharlaşıyor. Gökyüzüne bulut haline dönüşüyor, yoğunlaşıyor. Ağaçlardan buharlaşıyor terleyerekten. Sonra yoğunlaşan şey yağışa dönüşüyor dağlara. Kimisi yüzeye gidiyor, denizlere, göllere oluşuyor. Kimisi yeraltı suyu gidiyor. Sonra tekrar döngü oluyor. Bu böyle dönüyor. Aynı çaydanlıktaki su buharının çaydanlığın kapağına çarpıp geri su damlacık olarak düşüp geri yükselmesi gibi. Şimdi birazdan maksimum nem, nem, mutlak nem bunların hepsini göreceğiz ama burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bunu önce size kolay öğreteyim. Buharlaşma, yoğuşma falan. Ondan sonra zaten buradaki tanımlara geçeriz. Ben burada önce kolayla girmek istiyorum. Yapmak istiyorum. Şimdi bu bardak da dursun önümüzde. İşimize yarayacak sonuçta. Birincisi şu çok önemli. Bardaktaki suyun toplam kapasiteye oranına biz bağıl nem diyoruz. Bu ne hocam? Ne anlatıyorsun sen? Şöyle düşünün. Bunların hepsini unutun şimdi bir kere. Bunların hepsini unutun. Şöyle yapalım hatta. Bunların hepsini unutacaksanız ben size direkt şurada göstereyim. Yok, öyle değil. Şurada boş bir sayfa alayım. Bir saniye. Hoca çıldırdı diyebilirsiniz ama mecburum buna. Başka şansım yok. İyi öğrenmeniz için böyle bir skandal bir şey yapacağız. Ama boş kağıt bulamıyorum. Gerçekten insanlığın bittiği an. Evet, buldum. Şimdi bakın. Çok basit bir şey. O kadar basit bir konu ki. İşte mutlak nem, maksimum nem, bağıl nem. Ya ne anlatıyorsun? Bir şey yok hocam işte. Bak dikkatli dinleyin şimdi. Bu birinci resim. Bu ikinci resim. Bu da üçüncü resim. Tamam mı? Bu birinci adam. Bu ikinci adam. Bu üçüncü adam. Şimdi burada bir güneş var. Burada da bir güneş var. Burada da bir güneş var. Şimdi birinci adamın kafasında şapka var. Çünkü hava çok sıcak. Tamam mı? İkinci adam kafasında şapka yok. Çünkü hava hafif bulutlanmış. Böyle çok da böyle sıcak değil yani. Hani şöyle güneş tam tepemizde değil yani. Üçüncü adamın ise elinde artık şemsiye var. Niye? Çünkü hava bulutlu. Bulutlu olduğu için de her an yağmur yağabilir. Değil mi? Bak görüyorsunuz. Şimdi bu bir, bu iki, bu üç. Şimdi bunlardan hangisi yağmur yağma ihtimali daha fazla? Üçte zaten adam elinde şemsiyeli geziyor. Niye? Çünkü bulut fazla. Hangisi yağmur yağma ihtimali daha az? Bunda. Çünkü havada hiç bulut bile yok. Şimdi gelelim buraya. Bir bardak çizdim. Buraya da bir bardak çizdim. Buraya da bir bardak çizdim. Hepsine de su koyuyorum. Bu bardaklardan hangisinin taşma ihtimali daha fazla? Tabii ki de üçüncünün taşma ihtimali daha fazla. Niye? Çünkü bu dibine kadar gelmiş. Bu yarısı dolu. Yani zor. Bu taşma ihtimali hiç yok. Çok uzak. Şimdi işte coğrafyada bu nasıl anlatılıyor? Bu coğrafyada şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu bardağı hani gökyüzüne biz ne diyoruz? Yağış ihtimali diyoruz. Hani biz insan olarak yağmuru nasıl anlıyoruz? Bakıyoruz gökyüzüne. Hava bulutluysa diyoruz ki bulutlar bölü
gökyüzü diyoruz yani. Bulutlar bölü gökyüzü. Havada çok bulut varsa yağış ihtimali fazla diyoruz. Yine bardağın taşma ihtimali ne diyoruz? Bardak bölü bardağın çekim su oranı diyoruz. Coğrafyacılar ise şöyle diyorlar. Bağıl nem yani yağış ihtimali eşittir. Mutlak nem yani havada bulunan mutlaka bulunan nem bölü maksimum nem yani havadaki nemi taşıyabilen nem diyor. Zaten havadaki nemi de gökyüzü taşıyor. Şimdi burada bağıl nem yüksek. Niye? Bakın. Taşı taşıyacak. Her an yağış oluşabilir. Zaten gökyüzünün boşalması yani bir şekilde suların kafamıza dökülmesi olayı yağış. Taşıyamıyor artık. Ya ben daha fazla taşıyamayacağım diyor gözyaşlarımı ve dökü veriyor mesela. Onun gibi düşünün. Burada ise hava iyi yani. Tutunabiliyor biraz daha. Havanın nem taşıma kapasitesi fazla. Burada nem taşıma kapasitesi çok daha fazla. Niye? Çünkü sıcak. Ve şurası da nem açığı. Niye? Bak bunda hiç nem açığı yok. Hemen yağmur yağabilir birazdan. Bunda nem açığı var. Bunda nem açığı bayağı fazla. Şurası ne hocam? Şu en üstteki noktalar. Burası doyma noktası. Havanın suya doyma noktası. Yani doydum ben artık diyor. Taşıyamayacağım diyor. Dökülüyor. İşte burası esasında maksimum nem noktası. Maksimum neme ulaştığı zaman, hava taşıyabileceği maksimum nem noktasına ulaştığı zaman, doyma noktasına ulaştığı zaman çat diye yağmur yağıyor ve kafamıza sular dökülüyor. Şimdi burada hava gördüğünüz gibi açık. Bir sürü boşluk var, görüyor musunuz? Bir sürü bulut gelebilir buraya. Aynı bardak gibi. Burada biraz boşluklar azalmış. Burada hiç yer yok. Yani biraz daha bulut gelse pat diye yağmur dökülecek. Bağıl nem demek ki yağış ihtimaliymiş. Mutlak nem de havada bulunan, mutlaka bulunan nemmiş. Şimdi geldik bardak örneğimize, buraya gelelim. Şimdi burada da bardaktaki suyun toplam kapasite oranı bağıl nem. Yani bardağın taşma ihtimali bağıl nem. Maksimum nem doyma noktası. Doyma noktası diye yazıyorum şöyle. Doyma noktası. Nem açığı gördüğünüz gibi boşluk. Mutlak nem de havada bulunan mutlaka nem. Zaten mutlak nem bölü maksimum nem de bağıl nemi veriyor. Şimdi artık tanımlara bir bakalım. Şimdi birincisi. Şu çok önemli. 1 metreküp hava içinde bulunan su buharını gram olarak değerine biz mutlak nem diyoruz. Mutlak nemin fazla olduğu yerler var. Mesela nereler? Ekvatorda fazla. Gördüğünüz gibi Endonezya'da fazla. Muson Asya'da fazla. Mutlak nem gram metreküp olarak ifade ediliyor. Ve sıcaklığın artması mutlak nemi artırabiliyor. Ancak mutlak nemin artması havanın bulunduğu ortama göre değişiyor arkadaşlar. Yani bir hava kütlesi nem kaynaklarına yakınsa sıcaklığın artmasıyla mutlak nem miktarı da artıyor. Mesela örneğin Ekvator'da, Ekvator'u biliyorsunuz bu Amazon havzası, Kongo havzasında. Bir hava kütlesinin mutlak nem miktarı fazla. Fakat çöl bölgesi bir hava kütlesinin mutlak nem miktarı düşük olabiliyor sıcak da olsa. Çünkü nem de olması lazım. Mutlak nemin az olduğu yerlerde gördüğünüz gibi çöller. Şimdi mutlak nem neydi? Havadaki bulutlardı. Esasında nem yani havadaki mutlak bulunan nem. Maksimum nem hava kütlesinin sıcaklığına bağlı olarak alabileceği en fazla nem miktarı. Yani daha fazla taşıyamıyorum ben artık. Bardağın yani bardağın burası yani doyma noktası. Daha taşıyamıyorum. Maksimum nemde sıcak olan yerler gördüğünüz gibi. Ve maksimum nemin az olduğu yerlerde yine gördüğünüz gibi soğuk yerler. Sıcaklık ile maksimum nem doğru orantılı. Sıcaklık arttıkça yağış ihtimali azalıyor. Sıcaklık azaldıkça bardak küçülüyor ve bardağın taşma ihtimali de artıyor. Bağıl nem ise bir hava kütlesindeki su buharı basıncının aynı sıcaklıktaki doymuş su buharı basıncına oranı. Yani mutlak nem bölü mutlak nem bölü maksimum nem eşittir bağıl nem. O da eşittir yağış ihtimali. Bir yerde yağış ihtimali fazlaysa bağıl nem fazladır. Mesela neresi? Ekvatorda yağış ihtimali fazla, bağıl nem fazla. Çöllerde yağış ihtimali az, bağıl nem az. Rize'de yağış ihtimali fazla, bağıl nem fazla. Sadece kutuplarda bir sıkıntı var, ona dikkat edin. Kutuplarda, şimdi hava çok soğuk ya, hani o kadar küçük ki bardak. O yüzden içinde azıcık bir nem bile olsa bağıl nem fazlaymış gibi. Bu orantısal olarak bir çokluk. Yoksa normalde taşsa bile bir yağmur yağmayacak. Kutuplar haricinde bağıl nemi yağış ihtimali olarak bilebilirsiniz. Şimdi sıcaklık ile bağıl nem ters orantılı. Sıcaklık arttıkça bağıl nem azalıyor. Şöyle düşünün. Bakın şimdi. Şöyle. Mesela burası 5 derece olsun. Tamam 5 santigrat. Burası 10 santigrat olsun. Burası 15 santigrat. Burası 25 santigrat olsun. Havanın içinde nem var. Bak şimdi. Hava ısınınca ne oldu? Bir anda hava açıldı. Bak nem açığı arttı. Görüyor musun? Gökyüzünde bulutsuz yer artmaya başladı yani. Bunun görüntüsünü anlayabiliyorsunuz değil mi zihninizde? Yani şuradaki nem açığı artıyor ve hava doyma noktasından uzaklaşıyor. İster istemez de sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği, bak şurası da boşluklar. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği su buharı miktarı da arttı. Bu kendisinden
birazcık çıktı daha taşıyabilirdi. Bu kendisinden bir tane daha taşıyabilir. Bu kendisinden üç tane daha, iki tane daha taşıyabilir. Bu kendisinden bir, iki, üç tane daha taşıyabilir. Demek ki sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği su buharı miktarı da artmış oldu. Bal nemde dolayısıyla azalmış oldu. Şimdi yani sıcaklık arttıkça yer ihtimali azalmış oldu. Buharlaşmaya baktığımızda ise yeryüzündeki su kaynaklarının sıcaklığın etkisiyle sıvı halden gaz hale geçmesi. Bu nasıl olacak? Buharlaşma tamamen o bardağın içindeki suyun kaybolup gitmesi. Gökyüzündeki bulutların kaybolup gitmesi. Sıcaklık arttıkça tabii ki ne olacak? Buharlaşma miktarı artacak. Buharlaşma artar. Rüzgarın hızı arttıkça buharlaşma artacak. Balın nem arttıkça buharlaşma azalacak. Niye? Balın nem yağış ihtimali. Yükselti arttıkça sıcaklık azalacağı için buharlaşma da tabii ki azalır. Ve enlem derecesi büyüdükçe buharlaşma azalır. Niye? Enlem derecesi büyüdükçe 0, 10, 20, 30, 40, 90'a gidiyorsun. Soğuğa gidiyorsun. Soğuğa gittikçe de buharlaşma azalıyor. Yoğuşma ise yeryüzündeki su kaynaklarından sıcaklığın etkisiyle su kaynaklarının suyun sıvı halden gaz hale geçmesi. Yani şöyle düşünün. Şöyle düşünün mesela su damlacığı, buz kristalleri hep böyle bir görünür hali. Yani su kaynaklarındaki sıcaklığın etkisiyle artık böyle bir görünür hale geliyorsun. Yoğuşuyor mesela. Şöyle daha net göstereyim size. Su döngüsü nerede? Yoğuşma. Sıvı halden gaz hali değil de gaz halden sıvı hale geçmesi olacak. Orada bir hata olmuş. Şöyle gösterelim. Bakın. Su döngüsü vardı ya yani burada. Bak şimdi. Şimdi burada yoğunlaşıyor. Daha doğrusu sıvı halden gaz hale geçmesi. Orada kafa karışım bak. Böyle bir buharlaşıyor. Böyle yoğuşu gözüküyor. Ve ardından da hop diye dökülüyor. Burada şu çok önemli. Yoğuşmanın tanımından ziyade sen şimdi yağmur yağdı ya kafana. O yağmur boşa gitmiyor. Ya içiyorsun midene gidiyor. Sonra da bir şekilde toprağa karışıyor. Yer altından veya yer üstünden bir şekilde gökyüzüne tekrar yoğunlaşaraktan buharlaşaraktan bak buharlaştı ve gökyüzüne görünür hale geldi. Yoğunlaşma. Yoğunlaşmadan sonradan yağışa dönüşüyor. Demek ki gazın sıvı haline gelmesi doğru. Gazın sıvı haline gelmesi. Gaz doğru burada. Gaz halden sıvı hale geçmesi. Yoğunlaşma. Tamam. Bak su damlacığı gazdı. Bir anda su haline geldi. Bu böyle gözüküyordu. Bir anda buz kristalleri haline geldi. Hatta bunların şeyleri var. Yoğuşma çeşitleri var. Çiğ ve yağmur artı 0 santigrat. Bunlar ise sıfırın altındakiler. Yani kırığı, kırç ve şey nedir onun adı? Kar dolu sıfırın altında. Hatta şöyle de bir çizelim. Şunlar gökyüzünde şunlar yeryüzünde oluşuyor. Yani çiğ sen ağaç yapraklarını görebiliyorsun. Kırığı, kırçı tarlalarda görebiliyorsun. Ama yağmuru, karı, doluyu gökyüzünde görüyorsun. Demek ki bunlar sıfırın altında olanlar, bunlar sıfırın üzerinde olanlar. Çiğ bu su damlacıkları oluşması, kırığı buz kristalleri oluşuyor. Kırç geniş bir arazinin donması. Yağmurun zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Kar biliyorsunuz sıcaklık sıfırın altında. Yani hani şu bardağı şöyle doldu taş dedik ya. İşte bu taşma olayı yağmur. Sıfırın altında olursa kar. Aniden sıfırın altında olursa dolu şeklinde bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu yoğuşma çeşitlerini gösterdik. Şuraya bir daha gelelim. Buluta bakalım. Ha, bunu gösterdik. Bulutlar havada kalabilecek kadar küçük hafif olan su damlaları veya buz kristallerinden oluşuyor. Görünmeye başladılar şimdi bunlar. Gaz halden sıvı hale geçiyorlar. Şimdi alçak bulutlar var. Yüksekliği 2000 metrede. Yoğuşmanın hızlı ve kısa sürede olursa yoğun yağış oluyor burada tabii ki. Bir anda yağmur dökülüyor. Yoğuşma yavaş ve uzun sürede olursa tabii ki çisenti şeklinde yağış olduğunu görüyoruz. Orta bulutların yüksekliği ise 2000-6000 metre arasında. Nem oranı yüksek olursa yağış bırakıyor ve yüksek bulutlarda 6000 metreden daha yüksek genellikle yağış bırakmıyor. Çok yüksekte olduğu için artık yağış ihtimali azalıyor. Hatırlarsanız şöyle ben duruyordum. Burası troposferdi. Troposfer tabakasının şöyle troposfer diyorum TS olduğu yerde oluyordu iklim olayları öyle değil mi? O yüzden yukarı doğru çıktıkça yağış oluşma ihtimali azalıyor. Yoğuşma çeşitlerini gösterdik. Geldik hava kütleleri ve cephelere. Herhangi bir yatay doğrultuda sıcaklık enem içeriği açısından benzer özellikler taşıyan oldukça geniş hava parçalarını biz hava kütlesi diyoruz. Mesela diyelim ki hani bir soğuk hava kütlesi var, bir de sıcak hava kütlesi var. Bu ikisi karşılaştığı zaman zaten cephe yağışlarını oluşturuyor.
Zaten burada gelecek bak. Sıcak hava kütlesi, soğuk hava kütlesi. Niye soğuğu aşağı doğru çizdiniz hocam? Çünkü soğuyan hava alçalır. Yüksek basınç yapar. Isınan hava yükselir ve alçak basınç yapar. İkisi karşılaştığı zaman da cepheye aşar oluyor. Nerede var Türkiye'de mesela? Akdeniz ikliminde var dünyada. İşte Ilman Okyanus ikliminde görebiliyoruz bunu. Bunları bilmemiz lazım. Yamaç yağışı ise denizden gelen nem dağlara çarpıyor ve yamaçlara yağış bırakıyor. Dünyada nerede var mesela? Muson ikliminde var. Sonra batı rüzgarları aynı şekilde böyle yağış getiriyor. Türkiye'de Karadeniz'de dağların denize bakan yamaçlarında böyle yağışlar oluyor. Yükselim yağışı ise ısınan hava yükseliyor ve gökyüzünde yağışa dönüşüyor. Bu da yine ekvatorda görülen bir yağış biçimi. Savan ikliminde bundan görebiliyoruz. Başka nerede görebiliriz? Step ikliminde görebiliyoruz. Karasal iklimlerde bu var. Türkiye'de de yine İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bu var. Bunu birazdan göreceğiz Türkiye ikliminde. Şimdi geldik iklim tiplerine. Dünyada gördüğünüz gibi ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık düzenli bir şekilde azalmıyor ve bu yüzden de iklim tipleri düzenli bir şekilde gitmiyor. Yani şu dünya haritası üzerinde şunu net bir şekilde bilmemiz lazım ki şuranın muson olduğunu iyi bilmeniz lazım. Şunların ekvator olduğunu hatta ben şöyle siyahlayayım iyice bak. Şuranın muson olduğu sınavda çıkar. Muson. Şuranın ekvator olduğu sınavda çıkar. Buranın ekvator olduğu sınavda çıkar. Şuranın ekvator olduğu sınavda çıkar. Tamam mı? Şuranın çöl olduğu sınavda çıkar. Şuranın çöl olduğu sınavda çıkar. Şuranın çöl olduğu sınavda çıkar. Tamam mı? Devam ediyorum. Aynı zamanda şu Akdenizler çıkar bakın şurası. Şurasının Akdeniz olduğu, şurasının Akdeniz olduğu, başka şurada Akdeniz olduğu, şurada Akdeniz olduğu, şurada Akdeniz iklimi olduğu çıkabilir sınavda. Yine aynı şekilde şurada Ilıman Okyanus iklimi olduğunu size sınavda sorabilirler. Bunlar hep böyle artistik sorularda çıkar. Birazdan şimdi bunların detayına giriyoruz. Gelin başlayalım. Şimdi birincisi ekvatoral iklim diyelim. Ekvatoral iklim tabii ki nerede? 0-10 enlemler arasında. Kuzey yarımkürede. Gözüküyor mu yazı? Biraz yakınlaştıralım şöyle. Uzaklaştırdım. Şöyle yapayım. Tamam. Biraz yaklaştırdım. Siz daha iyi görün diye. Çünkü yazılar küçüldü. Siz de görün istiyorum. Şimdi zaten bunların PDF'i var. Birincisi ekvatoral iklim 0-10 kuzey yarımkürede Güney Amazon, Kongo ve Endonezya'da görülüyor. Yani şuralar. Burada anlatmaya çalıştığı yerler adamın yani benim şurası. Kongo, Amazon ve Endonezya. Devam ediyoruz. Sıcaklık rejimi ortalama 25 santigrat. Fark çok az. 2-3 derece. Çünkü gıda yani güneş ışınlarının düşme açısı. Güneş ışınlarının düşme açısı fazla değişmediği için ekvatorda sıcaklık da fazla değişmiyor. Yağış rejimi her mevsim yağış alıyor ve en fazla da ekinoksta yani 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları dik geldiği için ısınan yükselecek yağış bırakacak. Konveksiyonel yağış, yükselici yağış. Buraya yazıyorum. Yükselici. Yağış miktarı 2 metre. Bütün yıl boyunca alıyor. Bitki örtüsü kuzey yazmışlar ama tabii ki geniş yapraklı orman. Geniş yapraklı orman. Grafiğine baktığımızda net bu şekilde. Yani bak sıcaklık fazla değişmiyor. Her mevsimde yağış var. Mart'ta ve Eylül'de yağış artıyor. Çözünme biçimi kimyasal. Niye? Çünkü kimyasal çözünme yağışın fazla olduğu yerlerde görülüyor. Türkiye'de var mı? Yok. Savan iklimine baktığımızda bu sefer 0-10 ekvatordaydı ya. 10-20 kuzey ve 10-20 güneyde de savan iklimi var. Ortalama 20 santigrat, fark 4-5 derece yine az. Çünkü yine güneş ışınlarının düşme açısı çok iyi geliyor. Sadece yazın yağış alıyor. Konveksiyonel yağış alıyor. Ekvatordan biraz daha azalmaya başladı. Uzun boylu otlar var, savan adı verilen ve gördüğünüz gibi yazın yağış almış. Görüyor musunuz? Ve kimyasal çözümle görülüyor. Türkiye'de yok. Bu kırmızıların hiçbiri Türkiye'de görülmüyor çünkü bunlar sıcak kuşak iklimleri. Muson iklimi Güneydoğu Asya ve Hindistan'da çok sık görülüyor. Bakın buraya zaten yazmışım. Güneydoğu Asya, Hindistan, Muson. Ortalama 15-20 derece fark artmaya başladı dikkat etseniz. Yazın yağış alıyor. Hani yaz musonları ile yağış alıyordu. Konveksiyonel değil yamaç yağış olacak burada. Muson rüzgarları var. 2000 milimetre aslında 12 metreye kadar çıkabiliyor yağış. Yazın yeşeren orman diyoruz biz buna. Niye yazın yeşeriyor? Çünkü yazın yağış alıyor. Gördüğünüz gibi yaz yağışları fazla ve kimyasal çözümü var. Türkiye'de yok. Çöl 30 dinamik yüksek basınç ve kıta içlerine görülüyor. Fark günlük 50 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu da zaten fiziksel mekanik çözülmeye sebebiyet verecek. Yağış rejimi yok. Yağış yok. Yağış miktarı yok. Bitki örtüsü yok. Kaktüs yani. Onu yazacaksanız yazın. Böyle tamamen kurak bir iklim tipi. Şunu şöyle kaldıralım ki gözüksün. Akdeniz iklimine geldik. Artık Ilıman Kuşak iklimine geldik. Burası Türkiye'de. Birincisi bunun görüldüğü yerler belli zaten. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye'de Akdeniz havzasında görülüyor. Cape Town'da, Güney Afrika'da görülüyor. Orta Şili'de görülüyor. Kaliforniya'da görülüyor. Güneybatı Avustralya'da görülüyor. Yani Akdeniz iklimi sadece Akdeniz'de görülmez. Farklı farklı yerlerde de görülebiliyor. Ortalama 15-20 derece, fark 18 derece. Yani şöyle diyebiliriz. Yazlar sıcak, kışlar serin. Tam Türkiye'nin bulunduğu iklim tipi işte. Yağış rejimi kışın yağış alıyor, yazlar kurak.
Yağış oluşum şekli cephe yağışı 1000 milimetre iyi yağış alıyor. Maki, bodur ağaç dediğimiz makiler var. Zeytin, zakkum, defne. Ve tam şu çıkabilir size sınavda. Şöyle bir şey gördünüz ya. Çubuk, 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 çubuk. Bak yukarı doğru sağlı sollu yani. Ocak, Şubat ve Kasım, Aralık'ta çubuklar fazla yani yağış fazla. Sıcaklık da burada artıyor. Niye? Haziran, Temmuz'da sıcaklık fazla. Yani sıcaklığın fazla olduğu dönemlerde yaşarız. İşte bu tam Akdeniz iklimi. Kimyasal çözüme görüldüğünde gene bilmemiz lazım. Türkiye'de var. Akdeniz, Ege, Güney Marmara'da görülüyor. Şimdi şunu şöyle kaldıralım ve devam edelim. Ilıman Okyanus iklimine baktığımızda şöyle aşağı indiriyorum. Şöyle indirelim ki görün. Evet, okunabiliyor değil mi arkadaşlar yazılarımız? Tamam. Şimdi nerede görülür diye baktığımızda birincisi tabii ki Orta Kuşak, Batı kıyıları, İngiltere ve Batı Avrupa. Bakın şurayı görüyor musunuz? Tam da ılıman yazmıştım buraya. Ortalama 15 derece. Yazlar serin. Ah, kışlar ılık. Bu kelimeye dikkat edin. Bu çok çıkar ılıman okyanus için. Her mevsim yağış alıyor. En fazla sonbaharda yağış alıyor. Cephe yağışları var. 1500 milimetre. Gene fazla gördüğünüz gibi. Orman bitki örtüsü ve kimyasal çözüme. Türkiye'de Doğu Karadeniz'de görülüyor. Bu iklim tipinin oluşması en çok etkili olan şey batı rüzgarları. Bakın şuraya yazıyorum. Batı rüzgarları bu iklimin oluşmasına çok çok etkili. Sebe iklimine baktığımızda, Orta Kuşak Karaları'nın iç kısmında oluyor. Orta Kuşak Karaları'nın iç kısmında oluyor. Yani İç Anadolu'da mesela. Yıllık fark 30 derece don var. Don var burada. Dan yazmış da don var. İlkbaharda yaşalıyor. Hatta biz buna 42. yağışları diyoruz. Biraz grafiker arkadaşımız hatalar yapmış. 42. yağışları diyoruz. Konveksiyonel yağış görülüyor burada. Konveksiyonel yağış var. Yani ısınan o yükselip yağış bırakıyor. Çok az bir yağış var. Bozkır bitki örtüsü. Burada da yine ister istemez yağış az olduğu için fiziksel çözülme görülüyor. İç ve Güneydoğu Anadolu'da. Sert karasal iklime baktığımızda ise bu Doğu Anadolu'nun Erzurum, Kars'ın, Kanada'sı, Rusya, Sibirya'nın iklimi ortalama 5 derece. Kar 4 ay boyunca yerde. Hep soğuk. Her mevsim diyorum. Sadece yazın yağış alıyor. Zaten dünyada her mevsim yağış alan bir Ekvator, bir de Ilıman Okyanus. Her mevsim yağış alan. Bak şimdi. Yazın yağış alanlar, her mevsim yağış alanlar diye yazıyorum şimdi. Yazın yağış alanları söylüyorum. Hazır mısınız? 1. Sert karasal. 2. Muson. 3. Savan iklimi. Tamam mı? Her mevsim yağış alanlar, Ekvator her mevsim yağış alıyor. Bir de Ilıman Okyanus her mevsim yağış alıyor. Şimdi geldik buraya. Sert karasalda konveksiyonel yağış var. Aynı steppe iklimi gibi. Çok biraz daha fazla sert karasalda. Çayır ve tayga bu bitki örtüsü. Fiziksel çözüme var ve Doğu Anadolu'da çok sık bir şekilde görülüyor Türkiye'de. Tundra'ya baktığımızda artık bunlar Türkiye'de görünmüyor. Şunlar bak, Türkiye'de vardı yıldızlar ama bunlar yok. Yani sıcak kuşak iklimleri ve soğuk kuşak iklimleri Türkiye'de görünmüyor. Grönland ve Kuzey Sibirya'da görülüyor. Bir ay sıfır derecenin üzerinde, diğerler hep sıfır derecenin altında. Yazın birazcık bir yağış var. Belki birazcık konveksiyonel. Çok az. Tundra denen yosunsu bitkiler var ve fiziksel çözüme var. Zaten soğuk yerlerde fiziksel çözüm olur. Çünkü şöyle yazalım bak. Fiziksel çözülme ve kimyasal çözülmenin ne olduğunu anlatalım bir kez daha. Kimyasal çözülme yağışın fazla olduğu yerde oluyor. Yağış ve sıcaklık gerekli kimyasal çözülme için. Fiziksel çözülme için ise sıcaklık farkı, yani böyle çöller gibi, ve soğukluk gerekli. Soğuk yerlerde oluyor fiziksel çözülme. Veyahut da diğer adıyla mekanik çözülme. Mekanik çözülme. Burada ne var mesela? Çöllerde fiziksel çözülme var. Step ikliminde fiziksel çözülme var. Sert karasalda fiziksel çözülme var. Kutuplarda fiziksel çözülme var. Kimyasal çözülme, Ekvator'da kimyasal çözülme var. Savan ikliminde kimyasal çözülme var. Muson ikliminde kimyasal çözülme var. Akdeniz ikliminde kimyasal çözülme var. Ilıman Okyanus ikliminde kimyasal çözülme var. Niye yağışlı yerler oldu kardeşim? Türkiye'nin iklimine geldiğimizde, Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörlere baktığımızda birincisi enlem en önemlisi. Niye? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığımız azalıyor. Yer şekilleri en doğrudan etkiliyor. Niye? Çünkü dağların uzanış doğrultusu nedeniyle şurada dağlar var. Hatta şöyle tam çizelim. Karışık olmasın. Türkiye'deki dağların uzanış doğrultusu iklimi bariz bir şekilde etkileyecek. Şehirler arasında bile sıcaklığın aynı bölgenin içerisinde bir yer daha sıcak, bir yer daha soğuk olmasının temel sebebi bu olacak. Şöyle yapalım. Şöyle çizdik. Bak şimdi. Türkiye'de şurada Karadeniz dağları var. Ama bak şimdi. Burada var. Samsun'da yok ya. Samsun biraz daha az yağışlı oluyor. Toroslar var ama Adana'nın olduğu yerde yok ya. Burası daha az yağışlı olmuş oluyor. Yani buradan deniz etkisi içeri girmiş oluyor. Burada ise dağlara çarpıp yağış bırakmış oluyor.
Aynı şekilde Ege'de de Madra, Yurt, Boz, Aydın, Menteşe dağlarından aradan girebiliyor ılıman etki. Ama buralara kadar ulaşamıyor. Yani Denizli, Aydın güzel bir hayat yaşarken arkadaki Uşak, Afyon arkadaki hayat için soğuk olmuş oluyor. Şimdi bakın şu yeşil Karadeniz iklimi. Her mevsim yağış alıyor ve orman. Ha şunu biraz büyüteceğiz artık. Ben diyorum ne oluyor? Şöyle yapalım. Şöyle kaldıralım. Güzel. Kaliteli miyiz? Yok biraz daha kaldıralım hatta. Biraz daha kaldır hocam. Tamam. Güzel. Şunu da şöyle yapalım. Güzel. Tamam şu kalemi de görelim. Güzel. Siz de birkaç tane nefes alın. Benim sayemde. Gerçekten abartılı bir uzun canlı yayın oldu ama her şeyi bitirdik inşallah. Enlem, yer şekilleri, yükselti, çevresindeki denizler ve hava kütleleri gösterebilir dedik. Bakın şimdi. Burada ılıman karasal var. Şurası bilhassa şu morla çizilen bu Erzurum, Kars ve çevresi sert karasal. Burada yazın yağış olacak. Şu yeşilde her mevsim yağış olacak. Turuncuda ilkbahar yağışlı olacak. İlkbahar yağışlı olacak. Mavide ise tabii ki biliyorsunuz Akdeniz iklimi kışın yağışlı olacak. Burada da yine kışın yağışlı olacak. Bu geçiş Akdeniz iklimi. Çünkü burada hafiften kar mar görülebiliyor ama bu tarafta Akdeniz ikliminde görülmeyecek. Şimdi gelelim bakalım. Türkiye'nin iklimini inceleyelim şimdi. Birincisi, kağıdı yeniden odaklanmayacağım. Devam ediyorum. Karadeniz kıyılarına görülüyor. Marmara'nın kuzey kıyıları. Sıcaklık farkı az. Kışlar ılık, yazlar serin. Güzel yani. Tamam, Karadeniz iklimi. Her mevsim yağışta en fazla sonbahar. Her mevsim değil ama en fazla sonbahar. Yamaç yağış görülüyor. Yamaç yağışı ne hocam? Şöyle göstereyim. Buradan geliyor hop böyle dağlara çarpıyor. Burada ise yükselici yağış var. Burada böyle hop ısınan hava yükselip yağış olacak. Burada ise cephe yağış olacak. Şimdi bitki örtüsü orman. Kıyılarda kayın ormanı var. Bulutlu gün sayısı en fazla. Yağışlar en fazla bu iklimde. Dolayısıyla sıcaklık farkı en az da bu iklimde. Devam ediyoruz. Akdeniz iklimine baktığımızda Akdeniz'deki Güney Marmara kıyılarında yazlar sıcak, kışlar ılık. 18-20 derece ortalama. Kışlar yağışlı, yazlar kurak geçiyor Akdeniz ikliminde. Biz biliyoruz zaten Akdeniz iklimini. Cephe yağışları var. Sıcak ve soğuğun karşılaştığı. Maki bitki örtüsü var. Zeytin, zakkum, defne, kocaymış. Güneşli gün sayısı en fazla burada. Dolayısıyla turizmden en fazla burası nem alamıyor, faydalanıyor. Karasal iklim kendisi ikiye ayrılıyor. Sert karasal ve ılıman karasal. Ben buradan göstereyim. Şimdi burada tabloda zaten hepsi yazıyor ama hata var mı bakalım. İç ve doğu güneyden alıyoruz. Sıcaklık farkı çok fazla. Virgül. Kışlar soğuk, yazlar sıcak. Ilıman karasal iklim yazlar kurak. İlkbahar yağışlı, virgül. Sert karasal iklimde yazar yağışlı. Yükselici yağış var ikisinde de. Ilıman karasalda bozkır, sert karasal, çayır ve in yapraklı orman var. Donlu gün sayısı, karla örtülü gün sayısı, sıcaklık farkı en fazla bu iklimde. Tamam, güzel. Şimdi bakın. Birincisi, sert karasaldan başlıyorum. Sert karasal az üzerine, sert. Tamam mı? Yazın yağış alıyor. 4 ay sıfırın altında. Tamam mı? Buz gibi. Bitki örtüsü de çayır ve tayga. Burası ise İç Anadolu'da görülen ılıman karasal. Biraz daha sakin. Burası ilkbaharda yağış alıyor. 1-2 ay böyle sıfırın altında sıcaklık. Buraya da kar yağıyor, buraya da kar yağıyor. Ama burada daha çok kar yağıyor. Burada daha az kar yağıyor. Burası daha fazla donlu gün sayısı var. Burada daha az donlu gün sayısı var. Akdeniz'de hiç donlu gün sayısı yok. Hep donsuz. Niye? Çünkü Akdeniz sıcak abi. Niye donsun ki? Karadeniz'de donlu gün sayısı yok. Karadeniz'de sıcak yani ılıman. Don olduğu zaman zaten fındıklar ne oluyor? Don derken kafanız karışmasın. Sıcaklığın sıfırın altına düşmesi. Fındıklar ister istemez zarar görüyor. Tarım ürünleri zarar görüyor. Türkiye'de sıcaklığa baktığımızda güneyden kuzeye doğru gidildikçe enleme bağlı olarak güneş ışınlarının gelişmesi küçülür ve sıcaklık değerleri azalır. Türkiye'nin Ocak ayı sıcaklık dalgasına baktığımızda en soğuk yerler gördüğünüz gibi sert karasal iklimi görüldü. Kuzey, Doğu, Anadolu. Temmuz ayı sıcaklık dalgasına baktığımızda en sıcak yerler buharlaşmaya bağlı olarak bak burası yükselti ve karasallık nedeniyle en soğuk yerler burada böyle. Burada ise buharlaşma nedeniyle en sıcak yerler burada. Türkiye'nin Temmuz ayı sıcaklığı alışı. Türkiye'nin yıllık ortalama sıcaklığı alışına baktığımızda zaten enlemle biraz orantılı gibi ama yükseltiye bağlı olarak batıdan doğuya doğru gittikçe sıcaklık azalıyor. Türkiye'de basınca baktığımızda güzel ülkemizde birincisi şunu bilmemiz lazım. Türkiye'de hava sıcaklığı ve yağışlar artıyor. Niye? İzlanda dinamik alçak basınç. İzlanda'dan geliyor. Dinamik ve alçak basınç. O zaman alçak basınç yağış getiriyor diyebiliriz. Hop güzel güzel. Burada ise Sibirya termik yüksek basınç, kışlar çok soğuk ve kar yağışı geçiyor. Bak Sibirya'dan geliyor, kar getirecek tabii. Asor dinamik yüksek basınç ise yüksek basınç, kuraklık getirecek, kuru havanın görülmesi neden oluyor. Basra termik alçak basıncı, her ne kadar adı Basra, her ne kadar adı alçak da olsa maalesef bu sefer yağış getiremeyecek. Ülkemizin güneydoğusunda sıcak ve kuru bir havanın görülmesi neden oluyor. Buharlaşma şiddetini artırıyor, kurutuyor. O zaman güneyden gelenler sıcaklığı artırıp kurutuyor diyeceğiz.
Kuzeyden gelenler de bu yağış getiriyor, bu da kar getiriyor ve soğuk getiriyor diyebiliriz. Bunları da bilmemiz lazım eğer hocanız sınavda sorarsa. Rüzgarlara baktığımızda kayıp sakal diye ezberlemiştik. Bunun diğer adı keşişleme olduğunu da bilin arkadaşlar. Ve tabii ki bunlar kuzeyden gelenler sıcaklığı düşürecek, güneyden gelenler sıcaklığı artıracak. Türkiye'de bu arada şunu da bilmemiz lazım. Bazı ekstra bilgiler de vermek istiyorum tabii, hızlı gitmeyelim o kadar da. Birincisi Etezyen var. Balkanlardan doğan ve Ege Denizi'ne doğru esen soğuk yerel rüzgarlar. Şöyle Etezyen de yazalım bak şöyle. Hop Etezyen Balkanlardan doğup Ege'ye doğru esiyor. Sonra Meltem var. Meltem farklı ısınma, günlük ısınma koşullarına bağlı olarak, hani burada çizmiştim, hatırlar mısınız Meltem'i bir zamanlar? Nerede Meltem? Meltem neredesin evladım? Bak şurada, çok kötü bir espri yaptım gerçekten. Kendimden utandım. Ama çizmek zorunda. Ha, göstermeyeceğim. Bakalım. Bir denizden karaya, bir de karadan denize vardı. Gündüz denizler soğuk olduğu için soğuktan sıcağa. Gece de karadan denize, soğuktan sıcağa. Tamam. Bir de daha ve Adimet vardı. Bunlar da Meltem rüzgarları. Bunlar Türkiye'de hemen hemen her yerde görülebiliyor ama mesela şeyde Ege'de Meltem'e imbat diyorlar yani. Hani, Meltem demiyorlar, imbat diyorlar. Onu da bilmemiz lazım. Fön rüzgarı var. Fön rüzgarı da dağ yamaçlarından alçak kesimlere doğru esen bir rüzgar. Hani demiştik şöyle. Şimdi bu yukarı doğru çıkarken her 200 metre 1 derece sıcaklık azalıyor. Her 200 metre 1 santigrat azalıyor. Azal. Ama aşağı inerken her sürtünmenin etkisiyle her 100 metrede 1 santigrat artar. Bunları net bir şekilde bilmemiz lazım. Niye? Çünkü Türkiye'de dağların kıyıya bakan yamaçlarında, kuzey ve güney kesimlerde, Doğu Karadeniz'de, Toroslar'da havayı kurutucu etki yapıyor. Tabii ki Karadeniz'de diyeceksiniz hocam nasıl olabilir yani denizin bakan tarafta. Şöyle kışın etkili oluyor ve burada turunçgil yetişmesini sağlıyor. Kivi yetişmesini sağlıyor Doğu Karadeniz'de. Böyle de güzel bir rüzgar, fön rüzgarı. Gelelim Türkiye'deki nem ve yağışa. Yükselim, konveksiyonel yağışlar. Gördüğünüz gibi şu beyazla gösterilen yerde, yani şu ben siyahla tarayayım. Konveksiyonel yağışlar. İç Anadolu ve Güneydoğu. Hemen yazalım ya. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu. Hiç korkmaya gerek yok. Yamaç yağışına baktığımızda ise bu sefer sıkıntı. Bu sefer gerçekten sıkıntı. Niye? Çünkü denize bakan yamaçlar görüyoruz. Karadeniz ve tabii ki de Akdeniz. Niye sıkıntı dediniz hocam? Uyandırayım diye biraz uzadı. Yorulmuş olabilirsiniz. Cephe yağışları da tabii ki adı üzerinde Akdeniz diyorum. Şöyle güzel bir yazıyla yazıyorum ve artık yavaş yavaş sona yaklaştık. Fazla yağış alan yerler belli gördüğünüz gibi. Az yağış alan yerler hep İç Anadolu bölgesi en az yağış alıyor. Buralar buharlaşmadan dolayı zaten fırın. Geldik beşeri yapı yerleşmeler. Artık son ünitelerimize giriyoruz. Yerleşme insanların yeryüzündeki doğal ortamıyla etkileşimin en önemli göstergelerinden biri. Bunu biliyoruz. Yerleşmeyi iklim etkiliyor. Tabii ki soğuk yerde yaşayamaz. Yer şekilleri etkiliyor. Dağlık engebeli bir yerde yaşamak zordur. Su olanakları etkiliyor. Suyun olduğu yere yerleşmiş insanlar yıllarca. Toprak yapısı da etkiliyor. Tarım yapman lazım. Sanayi şu anda en önemli şey. Paranın olduğu yerde insanlar yerleşiyorlar. Ulaşım imkanları fazlaysa oraya daha rahat gidip gelebiliyorsun. İstanbul'un gelişmesi en önemli faktör. Yeraltı kaynakları ya da turizm ya da tarım. Bunlar direkt olarak yerleşmeyi insani faktörler olarak etkiliyorlar. Şimdi yerleşme doku tiplerine baktığımızda kırsal yerleşmelerde köy yerleşmeleri nüfusu 2000'den az. Kasaba ve beldeler 2000 ile 10.000 arasında. Köy altı yerleşmeleri de devamlı olarak mahalle, mezra, divan, çiftlik gibi yerleşmeler var. Bir de geçici yerleşmeler var. Yayla, kom, ağıl, dam, oba. Bunlar da hayvancılık faaliyetleri için ya da çiftçilik faaliyetleri için kullanılabiliyor. Şimdi fonksiyonlarına göre şehirler, kentsel yerleşmeler ise tarım kenti olabiliyor. Mesela Manisa, Akhisar bir tarım kenti. Akhisar'da çok güzel tarım alanları var. İstanbul bir ticaret kenti, İzmit bir sanayi kenti, Antalya bir tam bir turizm kenti, Ankara idari kenti, Malatya'da askeri üs var, Kudüs, Mekke, Vatikan bunlar hep dini kent. Teknoloji kenti mesela San Francisco, burada şey var, Silikon Vadisi var. Essen, Almanya'da bir maden kenti, yine çok değerli madenler, şimdi Zonguldak zamanında maden kenti. Liman olarak da Marsilya bir liman kenti. Oxford birçok üniversite barındırdığı için eğitim kenti. Paris, Milano, New York bunlar da hep birer moda kenti diyebiliriz. Nüfuslarına göre baktığımızda ise küçük nüfuslu 10.000, 100.000 arasında bunlar rakamlardan anlayabiliriz. Metropolitan'da 1 milyondan fazla. Dolayısıyla İstanbul 10 milyondan fazla olduğu için bir metropolitan olmuş oluyor. Ankara ve İzmir'de. Dokusuna göre yerleşmelere baktığımızda toplu yerleşme. Engebe ve su az olduğu için İç Anadolu'da toplu yerleşme var. Dağınık yerleşme ise engebe ve yağış fazla. O yüzden Doğu Karadeniz'de insanlar dağınık dağınık yerleşebiliyorlar. Yani İç Anadolu köylüsü böyle hemen bir ırmağın kenarına yerleşiyorlar korkudan. Ne olur ne olmaz diye. Bir tane de cami hop bitti gitti böyle.
ırmağın kenarında. Ama da Karadeniz köylüsü kebap bir evi buraya yapıyorlar. Bir camiyi buraya yapıyorlar. Bir evi buraya yapıyorlar. Niye? Hem engebe fazla hem de su çok. Öyle su için kasmaya gerek yok yani. Her yerde yaşayabilirler yani. Çiziksel yerleşme ise akarsu veya yol boyunca kuruluyor. Hani yolların kenarında şöyle evler dizili oluyor geçerken yol veya akarsu kenarına kurulabiliyor. Dairesel yerleşme yine daire şeklinde yerleşiliyor. Etrafından böyle büyüyebiliyor. Kıyı boyu yerleşmeleri deniz kenarında olmuş oluyor. Şehir yerleşmelere baktığımızda küçük şehirlerimiz var. Nüfusu 10 bin ile 100 bin arasında. Bayburt, Isparta, Yozgat, Edirne, Kırşehir, Burdu bunlar nüfusu az olan şeyler. Muğla, Kütahya, Kastamonu, Hatay, Mardin biraz daha nüfusu artıyor. Büyük şehirler Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Antalya, Eskişehir. Metropollerde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin bunlar birer metropol. Bunları iyi bilmemiz lazım. Yine sanayi ticaret kentine Paris, Berlin, Sydney, Tokyo, İstanbul, Chicago, Manchester, liman kentlerine yine bu liman kentleri. Bunları zaten PDF'ten bir kez daha tekrar edebilirsiniz. Ben şimdi hepsini tekrar okumak istemiyorum. Sizler biliyorsunuz zaten, görebiliyorsunuz. İdari kentler hep ülkelerin başkentleri. Eğitim kentleri, İstanbul'da birçok üniversite olacak artık, o da bir eğitim kenti diyebiliriz. Eskişehir direkt bir eğitim kenti. Dini kentler az önce saymıştım. Mekke, Medine, Vatikan, Kudüs, İstanbul'da yine Patrik burada oluşu, Fenerbahçe Patrikhanesi burada oluşu için dini bir kent. Aynı zamanda İstanbul yani, daha ne olsun. Maden kentleri, Zonguldak, Batman, özür dilerim, espri yaptım. Kerkük, burada petrol hatları var. Batman mesela eskiden küçük bir ilken, küçük bir kasabayken oraya da petrol rafinerisi çıkarılınca çok daha büyüyor. Turizm kentleri, yine farklı farklı turizm kentleri. Tarım kentine baktığımızda Adana, Hartum, Lagos, Bombay, Ohri, Duşanbe, Tengriz, Bayburt. Buralarda hep tarımla kendini geçinmeye çalışan kentler. Seyrek yerleşme alanlarına baktığımızda Alaska, bakın bir numaralı yer Alaska. İki, Amazon Havzası. Burası soğuk olduğu için seyrek. Burası yüksek nem ve yüksek yağıştan dolayı bitki örtüsü çok elverişsiz. O kadar yağışlı ki nem bunaltıyor. İnsanlar Amazon Havzası yaşayamıyor. Hatta yükseklere çıkmak zorunda kalıyorlar. Nefes alamıyorlar yani. Ekvator içerisinde insanlar hep yükseklerde yaşarlar. Şöyle kağıdımızı düzeltelim. Devam edelim. Sibirya 3 soğuktan dolayı biliyoruz zaten. Orta Asya kuraklıktan dolayı. Şöyle kuraklığı güzel yazalım. 4 Orta Asya kuraklıktan dolayı. Himalayalar yer şekillerinden dolayı, engebesinden dolayı. Engebe diye yazıyorum. Buralarda nüfus seyrek. Orta Asya yine çöl. Orta Avustralya özür dilerim. 6 çöl. Burada Victoria çölü var. Victoria çölü burayı ister istemez kötü yapmış. Kuzey Afrika'da yine Büyük Sahra çölü 7. Burası yine seyrek nüfuslu. Şöyle kağıdını düzeltelim. Arap Yarımadası çöl. Sina Arap Yarımadası. Grönland yine soğuk ikliminden dolayı. Antlar yer şekillerinden dolayı. Şurada 10 antlar. Buralar yine böyle çok engebeli. Kayalık ve Ant Dağları hep engebeli yerler. Kongo Havzası, bitki örtüsü ve yüksek nem diyorum yine. O kadar çok nem var ki bunaltıcı hava. Kanada'da yine soğuk iklim var. Soğuk iklimden dolayı da buralarda seyrek yerleşme alanları olduğunu biliriz. Demek ki soğuk yerlerde de nüfus seyrek, sıcak, çok sıcak yerlerde de nüfus seyrek, çok kurak yerlerde nüfus seyrek, engebeli yerlerde nüfus seyrek, çok ilginç bir şekilde bol yağış ve bol nem olan ekvatorda da nüfus seyrek, bunu da bilmemiz gerekiyor. Yoğun yerleşme alanlarına baktığımızda Amerika'nın doğusu liman ticaret ve sanayi kenti olduğunu görüyoruz buranın. Bir burada. Batı Avrupa'da sanayi ve hizmeti çok fazla görüyoruz. Güney ve Güneydoğu Asya'da tarım, sanayi, ticaretin çok fazla olduğunu görüyoruz 3 numarada. 4'te Japonya'da sanayi ve teknolojinin, 5'te yine Malezya ve Endonezya'da tarım ve sanayinin geliştiğini görüyoruz. Kaliforniya 6 numara ticaret, liman, sanayi, yani Akdeniz iklimi görülüyor dediğiniz yer. Güney Afrika'da elmas ve altın madenleri var. Bunu bilmenizi isteyebilirler. Güney Avustralya yine sanayi ve maden. Gine Körfezi maden ve tarım. Burada 9'da gördüğünüz gibi. Nijerya. Nil Vadisi'de tarım ve su kaynakları nedeniyle zaten insanın ilk zamanlarından beri yer var. Türkiye'deki yerleşmenin tarihçesine baktığımızda Paleolitik döneme ait, yani en eski döneme ait Yarımburgaz, Karayin, Palanlı, Merdivenli ve İnsuyu'da bazı yerleşmeler var. Neolitik çağ, yani Cilalı Taş'a geçtiğimizde, yani tarım için artık ilk yerleşmeler olmaya başladığında Çatalhöyük'ü yanına ve Diyarbakır Çayı'nın yanına yıldız koyuyorum. Bunu size sınavda sorabilirler çünkü üniversite sınavında soruluyor. Tarihi çağlarda artık Efes, Millet diye yazalım şöyle. İskenderun, Truva, Alacahöyük, İstanbul, Mardin, Diyarbakır artık tarih çağlarına girdikten sonra Roma İmparatorluğu tarafından, Türkiye Selçukları tarafından hep yerleşim olarak kullanılmış. Mesela Konya Türkiye'de başkentlik yapmış bir yer, Türkiye Selçukları. Bursa başkentlik yapmış bir yer. İstanbul'u zaten biliyoruz, Ankara'yı zaten biliyoruz. Modern dönemde Eskişehir, Ankara, Antalya, Manisa, Bursa, Ankara'da hatta eski dönem Ahit başkentliği yapmış.
Bunlar da artık Manisa askeri yönüyle ve daha çok tarımı da yazalım şöyle. Tarım da var Manisa'da, Akhisar'da. Antalya'da turizm var. Bursa'da kültür. Bursa'da aynı zamanda sanayi de var. Ticaret de var. Eğitim de var. Turizm de var Bursa'da. Yani Mudanya'da denize girebilirsiniz. Uludağ'da kayak yapabilirsiniz. Eskişehir'de eğitimin önemli olduğunu yazıyoruz. Türkiye'de yerleşme etkileyen faktörler esasında dünya ile aynı. Doğal faktörler iklim, yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı, deprem etkili. Türkiye'de biliyorsunuz deprem riski var ülkemizde. Deprem riskine bağlı olarak esasında biz fazla kale almıyoruz ama depreme bağlı olarak çok ciddi önlemler almamız gerekiyor. Ve ona göre yaşamamız gerekiyor. Türkiye'nin deprem risk haritasında şöyle sınavda sorulmasa bile yine gösterelim. Şurası Van Gölü ya. Şuradan şöyle alıyorsunuz, hop şöyle bir de buralar. Yani şurası Doğu Anadolu fay hattı, şurası Kuzey Anadolu fay hattı, şurada da Batı Anadolu fay hatları var ve bunlar son derece riskli. Jeolojik yapı etkili, bakı etkili, güneye bakan yamaçlar daha sıcak oluyor. Su kaynakları etkili, su varsa nerede orası daha güzel oluyor. Toprak türü etkili, bitki örtüsü etkili yine. Bitki örtüsünün gür olduğu Karadeniz'de yerleşmeyi engelleyen durumlar var, yerleşmeyi olumlu kılan durumlar var. Sanayi ve ticaret en önemli şey tabii ki. İnsanlar önce rızkının, parasının peşinde. Ulaşım İstanbul'da gelişmeyi etkiliyor. Mesela Antep ulaşım yolları üzerine olacağı için gelişmiş bir yer. Samsun Anadolu'ya dahi bağlanabildiği için gelişmiş bir yer. Yerleşmede daha fazla. Tarım yine önemli. Turizmi zaten biliyoruz. Ve madencilik de şehirlerimizin gelişmesini sağlıyor. Türkiye'de idari fonksiyonlara göre yerleşmelere baktığımızda ise köy, belde, ilçe, büyükşehir olmayan il yönetsel alanı ve büyükşehir il yönetsel alanı var. Mesela İstanbul bir büyükşehir. Ama işte şey nedir onun adı? Sivas büyükşehir değil mi? Sadece şehir. İlçe mesela Beşiktaş bir ilçe. Belde biraz daha küçük bir arazi. Köyde ne olduğunu biliyoruz zaten. Şimdi son ünitemize geldik. Burada muhtar, burada kaymakam, burada vali olduğunu da zaten biliyorsunuz. Şimdi geldik buraya. Bölge türleri bir şekilsel bir de işlevsel olarak bölgeler var. Şekilsel olarak bölgeler sahip oldukları doğal ve beşeri özellikleriyle dünyanın diğer alanına ayrılan bölgeler. Yani tek bir unsurun türdeşliğine bağlı olarak oluşuyor. Mesela yani net bir şekilde ayrılıyor. Yer şekillerine göre, iklim bölgelerine göre, hidrografik, suya göre, toprağa göre, bitkiye göre, doğal afete göre direkt ayrılıyor. Ham madde üretim, sanayi bölgesi, nüfus bölgeleri, yerleşme bölgeleri, kültür bölgeleri, siyasi, askeri, ekonomik işbirliği bölgeleri bunlar önemli. İşlevsel bölgelere baktığımızda ise bu sefer yerel, ulusal ve kültürel, küresel çapta özür dilerim, etkileşim halinde yani fonksiyonel olarak birbirine bağlantılı. Hizmet bölgesi var, kalkınma projesi bölgeleri var. Gelin isterseniz bunları bir inceleyelim şöyle. Mesela yer şekline göre bölgelere baktığımızda kayalık, Ant dağları, Alp-Himalaya kıvrımları bunlar yerdeki başlıca dağ sıralar. O zaman bunlar dağlık bölgeler, bu kadar basit. İklim bölgelerine baktığımızda Türkiye'de yağışın fazla olduğu yerler Karadeniz, Doğu Karadeniz. Akdeniz'de yine yağış fazla, bunları da görebiliyoruz. Aynı şekilde İç Anadolu'da yağış daha az, kurak olmuş oluyor. Hidrografik özelliklerine göre baktığımızda akarsu havzalarına göre oluşmuş hidrografik bölgeler. Yani nedir mesela? Karadeniz'deki havzalar, Ergene ve Ege havzası, Marmara'da Susurluk çayı, Tuzgölü Konya kapalı havzası yani kurak, rezil böyle iğrenç. Akdeniz'de yine Basra Körfezi havzası, buraya Basra Körfezi'ne dökülen akarsular, Van Gölü'ne dökülen akarsular, Hazar havzası, Hazar Gölü'ne dökülen akarsular. Bitki örtüsüne göre bölgelere baktığımızda bu sefer bitki örtüsünü düşüneceğiz. Neydi? Burada ekvatorda geniş yapraklı ormanlar vardı. E tamam hocam bunu biliyoruz. E savan ikliminde savan denen otlar vardı. E burada da savan vardı. E burası çöldü. E burası da çöldü. E burası makiydi. E burası da makiydi. Yani bitki örtüsü neredeyse oraya göre bir bölge oluşmuş oluyor. Burada şunu çok iyi bilmemiz lazım. Dünyada buralar hep ormanlık arazi. Toprak tiplerine göre bölgelere baktığımızda ise Türkiye'de toprak tiplerinin dağılışında şunu bilmemiz lazım. Bu konuyu işlemedik. Onu sınıflayacağız. O zaman bunun detayına girmeyiz. Ya bu işte bölgeler. Toprak tiplerine göre. Mesela Akdeniz'de terra rosa toprakları var. Veya iç bölgelerde kesen renkli step toprakları var. En verimli topraklar mesela siyah, çernozyumlar, kara topraklar. Bunların bölgeleri oluşmuş. Doğal afet bölgelerine baktığımızda ise bir küresel deprem risk bölgeleri var. Bakın. Kayalık, Ant dağları, yine deprem risk. Alp-Himalaya kıvrımları. Buralar hep böyle yeryüzünün hareket halinde levha sınırı olan yerler, deprem riski olan yerler. Dünyanın nüfus yoğun yerlerine baktığımızda gördüğünüz gibi Hindistan, Bangladeş hep yoğun nüfuslu, Çin, işte Endonezya hep yoğun nüfuslu ama Sibirya, Kanada buralarda seyrek nüfuslu olduğunu görüyoruz. Yerleşim bölgelerine baktığımızda dünya genelinde 10 milyondan fazla olan şehirleri görüyoruz. Bakın Paris, İstanbul, New York, Kahire, Los Angeles, New Mexico, Buenos Aires hep böyle nüfusu bak. Şu kırmızılar 27-37 milyon kişi. Of İstanbul'dan bile fazla bak. Mumbai, Delhi, Tokyo, Sao Paulo, Los Angeles. Tebrik ediyoruz kendilerini.
İstanbul 10-15 milyon işte. Tarım bölgene baktığımızda Türkiye'de illere göre çay üretimi. Yani orada Giresun, Trabzon, Artvin'de biraz var ama esas olay Rize'de. Ama bak Samsun'da yok. Ama ben Karadenizliyim. Karadenizlisin ama Samsun arkanda dağlar olmadığı için sana yağış gelmiyor. Yağış gelmediği için de istediğin kadar Karadenizliyim'de çay yetişmiyor. Kusura bakma yani. Çünkü orası çay bölgesi. Kimya sanayi geliştiği illerin oluşuyor bölgelere baktığımızda. Bak böyle Ankara, Kırıkkale mesela makine kimya endüstrisi var. Mersin'deki rafinerler, İzmir, Balıkesir, gerçi Mersin Ataş kapandı. Gaziantep, İskenderun, Elazığ, Batman bunlar hep kimya sanayine özgü gelişmenin gösterildiği yerler. Kültür bölgene baktığımızda Müslümanların dağılışını görüyoruz. Şimdi buralarda hiç Müslüman yok mu? Var ama yoğun bir şekilde dağılışı daha az burada. Buralarda daha yoğun bir şekilde Müslüman ülkeler var. Niye? Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye, İran, Irak, işte Afganistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Somali, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir olarak hep Müslüman ülkeler. Madenciliğe baktığımızda bor madeni üreten ülkeler, bak görüyorsunuz Türkiye güzel ülkemiz, dünyada birinciyiz. Rusya, Kazakistan, Çin yine dünyada birçok yerde çıkabiliyor. Şimdi şurada şunu bilmemiz lazım. Örnekler verdik biz burada. Yani bunu bir yaz lütfen sonuçta. Biz burada bunları zaten PDF'den indirebilirsiniz. Akdeniz iklim bölgesinde mesela şu ülkeler var Akdeniz ikliminde. Zaten dünya haritası üzerinde göstermiş yani. Sadece Akdeniz havzasında değil, dünyanın her yerinde Akdeniz iklimi görülebiliyor demiştik. Burada da vardı, 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 burada da vardı. Tayga, iğne yapraklı orman. Himalaya, dağlık yerler. Nil havzası yine bu Afrika'dan böyle yukarı doğru çıkan şey. Orta Doğu, Kuzey Afrika'ya doğru dökülen şey. Orta Doğu petrol üretim bölgeleri mesela. Büyük Sahara, seyrek nüfus yani çöl, çok kurak. Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgeleri yine aynı şekilde. Türkiye, Azerbaycan. Bunların sınırı, şimdi bu eğer bir ülke girip çıkabilir, böyle kolay kolay hemen pat diye şunu Akdeniz iklim bölgesini değiştiremezsin asla. Ama bunu değiştirebilirsin. Nasıl olur? Burada nasıl olur? Şöyle gösterelim. Akdeniz iklim bölgesinde yani iklimler değişiyor. Artık Türkiye'de Akdeniz iklimi görülmüyor diye bir şey çok zor. İmkansız bir şey. Çok büyük felaket senaryolar olmadığı sürece. Ama Türkiye Karadeniz İklim İşbirliği bölgesine çıkarsa bir anda sınırları değişmiş olur. Bu tarz bölgelerin sınırları rahatlıkla değişebilir. Ama şu çok zor. Seyrek nüfus. Yani bir oraya bir değişik bir şey olacak da Cezayir'de nüfus artacak. Veyahut da petrol bitecek mesela Suudi Arabistan'da değişecek. Ya da Himalaya dağlık bölgesi, dağlar imkansız. Bunlar kolay kolay değişmez. Bölge sınırının belirlenmesinde nüfusun dağılışı, tarımsal etkinlikler, yerleşme özellikleri, sanayileşme düzeyi, siyasi ilişkiler beşeri yani insana dayalı. Yer şekilleri, iklim özellikleri, su kaynakları ise tabii ki neye dayalı? Fiziki faktörler. Çevre, toplum ve doğal ortam ve insana baktığımızda ise insanlar ekonomik faaliyetlerini geliştirmek ve yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırmak için ne yapacaklar? Doğal çevrede işler yapıyor. Mesela palmiye adası yapmış adam. Toprak yok. Ne yapsın? Etrafını böyle denizin ortasına palmiye adası yapmış. Ya da Atatürk Barajı yapmışız biz Adıyaman'da. Niye? Bu sayede suya yön vermişiz. Elektrik üretebiliyoruz. Tarımda kullanabiliyoruz. İnsanlar aynı zamanda İhtiyaçları doğrultusunda doğayı kullanırken ulaşımı da kolaylaştırabiliyorlar. Mesela Karadeniz Sahil Yolu ve Ordu Giresun Havalimanı. Osman Gazi Köprüsü pat diye karşıya geçiliyor, öyle değil mi? Tüp geçişler yapıyoruz. Şimdi tabii bunlarla alakalı ben şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Ben konu anlatıyorum ama buradan bu kitaplardan bol bol soru çözmediğiniz sürece veya başka kaynaklar da olabilir fark etmez. Yazıldan istediğiniz notu alamazsınız. Burada hem size bu konuyla alakalı kazanımlardan ne çıktığını gösteriyoruz. Hem yazılı örnekleri veriyoruz. Dolayısıyla bütün bu ikinci dönem konuları sizin ödeviniz. Buradaki hepsi ödev. Aynı zamanda konulatım kitabımızı da gösterelim. Bakın burada hepsini size bölge sınırlarının özellikleri, bölge kavramı ve türleri, yine bunlarla alakalı sol tarafta konulatımız, sağ tarafta da sorular yaptık. Bunlardan sorular çözerseniz konuyu çok net bir şekilde güzelce öğrenmiş olursunuz. Bizatihi çevrenin insan etkisi. Bak mesela nüfusa etkide bulunuyor, tarıma etkide bulunuyor, hayvancılığa, giyim kuşama, mesken tiplerine, ulaşıma, işte turizme, sanayi. Bunların hepsini insanın çevre etkisi bak. İnsan çevreye ne yaptığını görebiliyorsunuz değil mi? Net bir şekilde. Şimdi insan atmosferdeki doğal dengenin bozulması hem çevre hem de insan yaşamı üzerine önemli etkileri neden oluyor. Mesela bizim sıktığımız o parfümler ister istemez doğaya, gökyüzüne zarar veriyor ve bunlar zamanla ozon tabakasının delinmesine sebep veriyor. İnsanların litosfere yani ne yapacaklar? Taşa, toprağa zarar vermesi, tarımsal faaliyetlerin etkileri ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi nedeniyle eğimli arazilerdeki topraklar erozyona uğruyor ve ne oluyor? Artık eğimli arazi gidiveriyor. İnsanların canlı küreye, biyosfere, Süveyş kanalı ve Panama kanalı gibi kanallardan açılması,
Okyanuslar ve denizler birbirine karışıyor ve okyanusların içindeki balıklar, denizlere, denizlerdeki balıklar, okyanusların hepsi birbirine karışıyor ve ister istemez okyanus ve deniz dengesi bozuluyor. İnsanlar aynı zamanda hidrosfere yani su küreye de etki edebiliyor. Sanayi tesislerinin atık suları, yerleşim yerlerinin kirli sularıyla akarsu göl ve denizlere boşaltıyor. Ortaya çıkan su kirliliği insanın da, hayvanların da, tüm canlıların da zararına bir durum. Kirli akarsularda tarım alanlarının sulanması, kirli akarsularla toprağın ve yeraltı sularının kirlenmesine yol açıyor. Yani sen bir fabrika yapıyorsun, pis suyu verdim diyorsun. O sen o pis su toprağın içine gidiyor, ben oradan patates yiyorum. Yani tüm dünyaya zarar veriyorsun. Şimdi konularımızı bitirdik. Buradan hangi ünitelerde çalışacağınızı biliyorsunuz yazılı konunuza göre. O zaman ödüllü sorunuzu yapın, yorumlara yollayın. Hadi bakalım, şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar.